kabul Tabii. ederler. Giriş Tabii. kısmımızı yapalım. Ben hazırım. Tabii. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Gözde Öznur Aygün, Ankara Üniversitesi'ndeyim. Hepiniz Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocamız ile birlikte gerçekleştireceğimiz Cehalet Bilimi Kitap Tahlili programımıza hoş geldiniz diyorum. Tayfun Hocam, size de tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bizleri Hoş kırmayıp bulduk. davetimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendim ve ekibim adına. Ben de teşekkür ederim. Tahlile başlamadan önce ben ekip arkadaşlarımı tanıtıp akabinde de hocamızın özgeçmişinden biraz bahsedip kısaca da Cehalet Bilimi kitabına değinmek istiyorum. Ekip arkadaşlarım Fatma Nur Yılmaz, Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Esma Çağlayan, İyi akşamlar, hoş geldiniz. Dilara Dursun, Merhaba, hoş geldiniz. Nursima Göktürk, Merhabalar, hoş geldiniz. Beyza Yaren Şerbetçioğlu, Herkese merhaba, hoş geldiniz. Merve Gülsüm Bilgiç, Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beyza Aktaş, İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Seray Polat. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ekibimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi hocamızın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Tayfun Uzbay 1982 yılında lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. Gata Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 1992 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1995 yılında ise doçent unvanını aldı. 97-98 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Farmakoloji Bölümünde ve 1999 yılında İtalya'da Toksikoloji Bölümünde araştırıcı öğretim üyesi olarak görev aldı. 2003 yılında ise profesör unvanı aldı. Halen Üsküdar Üniversitesi'nde rektör danışmanlığı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmekte. Cehalet Bilimi kitabına değinecek olursam da kitapta cehalet nedir, cahil nedirden, yapay zeka nereye gidiyor'a, sanal bilimler ve sahte bilimcilerden ilaçla mutluluk mümkün müye kadar pek çok soruya yanıt bulabiliyoruz. Kitap genel olarak 5 ana bölümden oluşuyor ve bunlar insan, bilgi ve bilim, algı ve algı yönetimi, nöropazarlama cehalet biliminin neresinde, gizem odaklı mistik bilimin dayanılmaz cazibesi ve cehalet bilimi nasıl önlenir olmakla beraber her bir ana başlıkta kendi içinde dallara ayrılarak aklımızdaki pek çok soruya cevap vermekte. Hocam, bizler kitabı okuyan arkadaşlarımla birlikte kitapta oldukça iyi bir şekilde anladık fakat aramızda okumayan arkadaşlarımızın da olması ihtimaline karşılık kısaca bir de sizden dinlemek isteriz. Cehalet Bilimi kitabını yazmaya sizi iten neydi? Evet, ben öncelikle beni bu akşam konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz Cehalet teşekkür Bilimi ederiz. kitabına ilgi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Benim birçok başka kitaplarım da var ama bu kitabı çok önemsiyorum. Bu kitaba sizin yaş grubunuzun, sizin gibi gençlerin, üniversite öğrencilerinin ilgi göstermesi ve bu kitap üzerine bir toplantı yapmış olmaları beni umutlandırıyor. Yani en azından bu kitabı yazarken verdiğim emeği iyi ki de vermişim dedirtiyor bana. Çünkü siz de gayet iyi biliyorsunuz, grubunuzun bir tarafı iletişimle ilgili galiba, değil mi? Yanılmıyorum. Evet, evet hocam, doğru. İletişimci olduğunuza göre, iletişim mevzularını da bildiğinize göre, çok satan kitaplara bakalım Türkiye'de. Yani Türkiye için konuşuyorum özellikle. Dünyada da bu genellikle böyledir ama dünyada şöyle bir avantaj var. Aklı başında olan ülkelerde, eğitime önem veren ülkelerde kaliteli kitaplar da çok fazla okunur. Onların da kitlesel bir okuyucusu vardır. Bizim ülkede gerçekten insana bir şey katacak olan, değer katabilecek olan kitaplar çok zor bulunur. Bunlar çok göz önüne gelmez, çok reklamları olmaz, çok PR'ı olmaz.
Ya anca işte bir şekilde duyarsınız bir yerden, aa böyle bir kitap varmış, bu bana bir şeyler katıyor dersiniz. Ya da bir tavsiye üzerine, belki bir hocanız tavsiye eder ya da bir yerde tesadüfen görürsünüz. Şimdi Türkiye özelinde çok satan kitaplara baktığım zaman, ben zaman zaman giriyorum, çeşitli kanallar var biliyorsunuz. İşte Kitap Yurdu, İdefix, bazı aklıma gelenler bunlar. Remzi Kitap Evi veya büyük başka kitap evlerinin veri tabanları, web siteleri var. Bunların içerisinde veri tabanlarını da görüyorsunuz. Mesela çocuklar girin orada, bilim kitapları diyeyim mesela. Bilim kitapları linkini tıklayın. Karşınıza bilim kitabı olmayan, İçi safsata dolu bir sürü kitabın gelme olasılığı çok yüksek ve bunların da en çok satanlar listesinde bazılarının olma olasılığı var. Şimdi neden böyle bir kitap yazmaya karar verdim? Ben 1993 yılında, o zaman şimdi doktor öğretim üyesi diyorlar, o zaman yardımcı doçentlik müessesesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri veya yurt dışındaki asistan profesörün karşılığı. Doktoramı 1992'de tamamladım. 1993'te öğretim üyesi oldum. Yardımcı doçent oldum ve ilk dersimi verdim 1993 yılında öğrencilere. Bugün baktığımızda epeyce bir süredir hiç kesintisiz 2013 yılına kadar Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde çalıştım. 2013'ten itibaren de Üsküdar Üniversitesi'nde çalışıyorum. Önce Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde çalıştım. Oraya dekanlık yaptım. Yani epeyce bir eğitimci olarak da benim epeyce bir deneyimim ve gözlemim var. Gördüğüm şu, eğitimin kalitesi, kendi alanlarım için söylüyorum, her geçen yıl giderek biraz daha sulandı. Giderek eğitimin kalitesinde bir düşüş olduğunu görmeye başladım. Burada öğrencilerden kaynaklanan bir şey yok. Yani öğrenciler aynı, biz de öğrenciydik, sizin gibi gençtik. Biz gençlik kuşağını bitirdik, orta kuşağa geçtik. Bizim yerimize başka gençler geldi. Şimdi de siz genç kuşağını oluşturuyorsunuz bu memleketin. Ama şunda galiba hemfikir olabilir miyiz çocuklar? Genellikle gördüğüm şu öğrencilerde açık uçlu soru istemiyor öğrenciler mesela. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Herkes test istiyor. Yani çoktan seçmeli 5 şıklı test istiyoruz diyorlar. Şimdi test usulü bir sınav şeklidir. Bu sınav şekliyle gerçekten de sınanabilirsiniz, evet. Ama bu sınav şekli öyle bir hale dönüştürüldü ki önce üniversite öğrenciler için zordu. Bizim zamanımızda girmek zordu. Ben istediğim bölüme girinceye kadar 2 kere girdim. İstediğim yerleri kazanamadım. Başka yerlere kayıt yaptırdım. 3. girişimde üniversitede tutundum. Oradan devam ettim yoluma. Zordu gerçekten. Sonradan bu kolaylaştı. Birçok yere üniversiteler açıldı. Bunlar güzel ama bu üniversitelerin içinde acaba ne kadar gerçekten öğrencilere bir şeyler verebilecek akademisyenler vardı. Yani önce siz akademisyeni yetiştirirsiniz, altyapınız olur, elinizde her yere yetecek kadar akademisyeniniz vardır. Siz bunları dağıtacak üniversiteleri kurarsınız. Biz de önce binayı bulduk, sonra tabelaya astık, sonra ismini verdik, sonra da içine hoca aramaya başladık sağdan soldan. İşte çeşitli birbirine yakın bölümlerden geçişler falan filan. Bir kere üniversiteye girmek kolaylaştı ama üniversite eğitimi kim ne derse desin sulandı. Bugün Türkiye'de standart bir üniversite eğitimi olduğunu ben düşünmüyorum. Benim zamanımda bir eczacılık fakültesinde İstanbul, Ankara, Hacettepe veya işte sonradan açılan Gazi, Marmara eczacılıktan mezun olan eczacılar arasında çok büyük bir fark olmazdı. Şu anda büyük farklılıklar görüyoruz. Her alan için görüyoruz bunu. Yani her öğrenci aynı diplomaya sahip ama A öğrencisiyle B öğrencisinin iş imkanları, kendini ifade etme biçimi, meslek sahibi oluyorsa ondan elde ettiği doyum
aynı diplomaya farklı olan öğrencilerin arasında farklılık arz ediyor. Biz buraya nasıl geldik? Biz buraya adım adım geldik. Yani sağlam bir eğitim sistemimiz vardı. Devlet odaklı bir eğitimdi bu. Mesela ben Ünye Anafarta İlkokulu'nda siyah önlüğümle okudum. Ünye Ortaokulu'nda okudum. Ünye 15-16 bin nüfuslu Karadeniz, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kesişim noktasında bir ilçe. 15-16 bin nüfusu var. Ünye Lisesi'ni bitirdim. Şimdi ben söylüyorum, kimse inanmıyor. Ünye Lisesi bir devlet lisesiydi. Ben Ünye Lisesi'nde kimya laboratuvarında odundan alkol damıttım. Ben fizik laboratuvarında dalga boyu ölçtüm. Ben biyoloji laboratuvarında eklem bacaklıları veya suda bir damla suda mikroskop altında hareket eden çeşitli hücreleri görmeyi başardım. Şimdiki lise eğitiminin içinde bu çok özel liselere özgü, hani kolejlerde falan da oralarda bile bizim zamanımızdaki lise hocalarının olmadığını görüyoruz. Nasıl oldu bu? Eğitim hızla bir taraftan ticarileşti. Ne demek istiyorum? Siz eğitim alacaksınız, eğitim hakkınız var. Ve burada şunu da ilave edeyim. Tamam, paralı olabilir bazı okullar. Hep Amerika'dan örnek veriliyor. Tabii kapitalist sistemi de sizden soru gelirse ayrıca tartışırız. Bakın, kapitalist sistem iki şeye çözüm üretmiyor sevgili öğrenciler. Bir, insanın sağlık hakkına çözüm üretmiyor. Bu pandemi dönemi en güzel bunu öğretti bize. İnsanlar Amerika'da da ayaklandılar, Avrupa'da da ayağa kalktılar. O gözümüzde büyüttüğümüz batılı ülkeler, İspanyalar, Fransalar, İtalyalar, sedyelerde insanlar öldü. Neden? Çünkü sağlık sistemleri tamamen özelleşmiş ve ticarileşmişti. Türkiye neden biraz daha başarılı oldu bu süreç içerisinde, diğerleriyle mukayese edilemeyecek ölçüde? Çünkü hala biz sosyal devlet olma özelliğini hala koruyoruz. Yani böyle 1960'lardan, 50'lerden kalan, bir 1930'larda falan işte temeli atılan bir sosyalizasyon projeleri var. Sosyal devlet olma özelliğimiz var. En son durumda da SGK diye bir kurum var. Hala şu anda gidiyorsunuz, aşıları bedava yaptırıyorsunuz mesela. Tartışılıyor, konu siyasallaşıyor ama tabii bizim bilimi ve eğitimi siyaset üstüne taşımamız lazım bir şekilde. Siyasallaştıkça bu iş bozuluyor. Şimdi kapitalist sistem sağlık hakkını savunamıyor. Halbuki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diyor ki her insan sağlığa eşit şekilde ulaşma hakkına sahiptir. Dünyaya gelmiş olan her insanın en doğal hakkıdır sağlık hakkı. Yani şu anda bir virüs insanları öldürüyorsa bu aşının tamamen ücretsiz olarak bilim insanlarının ürettiği bu aşının bütün insanlığa hizmet edecek şekilde sunulması lazım. Öyle mi oluyor? Hayır. Kanada gibi zengin ülkeler nüfusunun iki misli aşıyı stoklayabiliyor. Sonra da utanmadan diyor ki yakalanınca ben bunları Afrika ülkelerine bağış yapacaktım diyor. Kime bağış yapmış? 24 tane Gabon'a veya Gana'ya işte bağış yapmış filan. Böyle komik durumlarla karşılaşıyoruz. Burada en rahat olan neresi? Hem nüfusu az hem parası çok. İsrail %75'ini şu anda nüfusunun aşıladı. Yani baktığınız zaman demek ki bu işler paraya bakıyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kağıt üzerinde kalmış, lafta kalmış bir durum. Şimdi bu bir. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Hadi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini bir kenara bırakalım. Gelelim her ülkeye. Fransa'sı var, Amerika'sı, Kanada'sı, Türkiye'si, bir sürü ülke. Her ülkenin bir anayasası var değil mi? Hepsinin anayasasında da ortak yazar bu. Devlet, vatandaşının, yurttaşının sağlığını korumakla ve kollamakla mükelleftir. Bu bizim anayasamızda da var. Peki ne kadar uygulanıyor? Uygulanamıyor. Giderek erozyona uğramış. Ve bu erozyona uğrarken geldiğimiz nokta ne? Özelleştirmeler, işte hastanelerin
sağlığın yani hastanın bir müşteri ve sağlığın sağlık ürünlerinin pazarlanabilir ticari bir ürün olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bu bir. İkinci bir problemimiz var. Eğitim hakkı. Her insanı bizim eğitmemiz lazım. Belli bir eğitim aldırmamız lazım. Çünkü modern insan değil, Homo sapiens sapiens ya da Homo sapiens, dorsolateral prefrontal korteksin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır insan dediğimiz şey. Otobiyografik hafızası vardır. Bunlardan hep bahsettim kitapta. Geçmişi farkındadır, hatırlar, anı yaşar ama geleceği planlar. Geleceği merak eder. Yarın ne olacak? Yarın ne yapabilirim? Yarına ne yatırım yapabilirim? İnsan böyle bir yaratık. Ve bilgi ihtiyacı var insanın. Birazdan söyleyeceğim bilginin ne kadar önemli olduğunu, gerçek bilginin ne kadar önemli olduğunu. Bilgiye sahipse insanın yaşama hakkı var. Bilgiye sahipse yaşadığı çevreye doğru adapte olma şansı var. Bilgiye sahip olmayan bir insan, bu bilgiyi çok basit bir yol tarifinden tutun. Hani ilkel çağlarda yaşıyorsunuz, avlanıp evinize döneceksiniz. En emniyetli yolun neresi olduğunu bilmek zorundasınız. Bugün de bu karmaşık dünyada nasıl adapte olup sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdüreceğinizin yollarını bilgi sayesinde öğreniyorsunuz, bilgi sayesinde gidiyoruz. Bilgi nereden geliyor? Eğitimden. Eğitim nerede veriliyor? Okullarda. Peki eğitime Homo sapiens sapiens muhtaç mı? Muhtaç. Beyninin gelişmesi yetmiyor tek başına. O beyni eğitimle birlikte eğitmediğiniz müddetçe, siz içine bilgilerle doldurmadığınız müddetçe gelişimi maalesef Homo sapiens sapiensin kötü oluyor. Kitabın bir şeyi de altında alt başlığı küresel zeka algınızı nasıl yönetiyor demişim. Evet. Ne kadar cahilseniz, ne kadar bilgiye sahip değilseniz, ne kadar çarpıtılmış ya da dayatılmış bilgi sizin belleğinize yerleşmişse, siz algınıza o kadar sahip değilsiniz. Sizin algınızı maalesef başkaları yönetiyor. O yüzden insanoğlunun ikinci en önemli haklarından bir tanesi de eğitim hakkıdır. Eğitim ticarileşmiş midir? Eğitim de hızla ticarileşmiştir ve hatta suyu da çıkmak üzeredir artık. Bütün dünyadaki eğitimin ticarileşe. Evet, bazıları parası daha çoktur. Onlar boyası, badanası daha güzel olan, bahçesi daha geniş olan, manzarası daha güzel olan okullarda eğitim alabilirler. Ancak bir ülkede verilen eğitimi standart olması lazım. Yani devlet ve özel diye ayırıyorsak biz bunları, devletin standart eğitimini özelin, özelin standart eğitimini devletin vermesi lazım. Neden? Eğitimde fırsat eşitliği, adil fırsat eşitliği. Katılır mısınız bana bilmiyorum. O parası olmayan, imkanı olmayan, kağıt toplayan, ama içinde büyük bir çekirdek taşıyan, büyük bir potansiyel taşıyan kaç kişi acaba ziyan oluyor veya kaç kişi sistemin içerisine giremeden yok olup gidiyor? İşte bu yüzden devletlerin anayasal görevlerinden bir tanesi de vatandaşlarına eşit ve adil bir eğitim sunmasıdır. Herkes bilim adamı olacak diye bir kural yok. Herkes süper cerrah olacak diye bir kural yok. Ama yeteneği olan, arzusu olan, azmi olana adil bir fırsat verilmelidir. Bu ister bir küçük, basit bir işçinin çocuğu olsun, ister fabrikatör Hulusi Bey'in oğlu olsun. Burada biz onlara eşit bir eğitimi sunmakla mükellefiz. Ama bugün bütün dünyada görüyoruz, bırakın eşit eğitim sunmayı, eğitim küçük bir azınlığın doğru biçimde alabildiği bir lüks ürün haline geldi. Öğren ve maalesef eğitime talep var. Neden eğitime talep var? Çünkü insanlar biliyor ki ancak eğitimle hayatta kalma ihtimalleri daha yüksek. Bakın, bir iş beklentisi, iş sahibi olma, değil mi? Hepinizin böyle bir arzusu var. İyi kazanmak istiyoruz, karnımızı doyurmak istiyoruz.
evimize ekmek götürmek istiyoruz ve iş garantimiz olsun istiyoruz. İnsanlar bu eğitimlerinin sonunda bir şey de yapmak istiyorlar. Ama eğitim o kadar ticarileşmiş durumda ki artık öğrenci bir müşteri olmuş durumda. Eğitim de size paket paket, gıdım gıdım satılan bir şey haline gelmiş durumda. Evet, paranızı da veriyorsunuz. Bazıları parasını veriyor. Parasıyla rezil olabiliyor. Bazıları da çok zeki çocuklar, burslu kazanıyorlar, devlet okullarına gidiyorlar. Fakat akademisyen kalitesindeki düşüşle birlikte, çünkü çok fazla üniversite var ama az akademisyen yetiştiriyoruz ve bizde maalesef gerçek akademisyen yok. Bu birinci sorunun cevabını şöyle bir şeyle tamamlayayım ben. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4. başkanı James Madison, şimdi kitabı okuyanlar bilecektir, benim her kitabın başında da mesela birinci bölüm insan, bilgi ve bilim demişiz. İnsan, bilgi ve bilim dediğimiz sayfa bir şeyle başlar, bir deyişle başlar. Orada evet, diyoruz ki bilgi daima cehaleti yönetecektir. Kendi kendini yönetmek isteyen bir ulus bilginin verdiği güç ile donanmalıdır. Bu laf çok büyük bir şey söylüyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri bir iç savaştan çıkmış, kanlı bir iç savaştan çıkmış. Mesela kendi kanlı iç savaşlarını hep gizlerler. Hiç konuşulmaz onlar. Birbirlerini nasıl kestiklerini veya 30 yıl savaşlarında, 100 yıl savaşlarında ne numaralar döndüğünü, Katolik Kilisesi'nin neler yaptığını. Bakın bugün aşiretçiliği falan konuşuluyor. Aşiretçiliği Fransa odaklı bir şeydir ve en fazla gösteri Fransa'da oluyor. Dikkat edin. Fransa ilahiyat, Paris İlahiyat Fakültesi fetva vermiştir aşıya karşı. Ve Katolik Kilisesi aşıyı yasaklamıştır. Ama bizim tarafa gelirseniz Osmanlı'da aşıya yönelik kanun çıkartılmıştır. Yani bizim topraklarda aşı her zaman el üstünde tutulmuştur. Hijyen her zaman el üstünde tutulmuştur mesela. Her neyse, konuyu dağıtmadan James Madison şunu söylüyor özetle. Kardeşim diyor, gerçek bilgiye sahip olursanız siz bağımsız devlet mi olmak istiyorsunuz? Ya da bağımsız bir topluluk, bir ulus mu olmak istiyorsunuz? Ne demektir bağımsızlık? İnsan için ayakları üzerinde durmak, kendi kendine yetebilmek, bireyselleşebilmek. Bir ulus için nedir? Kendi kendine yetmek. Başkalarına muhtaç olmadan topluluğunu güzelce korumak, yönetmek, vatandaşlarını memnun etmek. İşte bütün bunların olabilmesi için ihtiyacımız olan şey bilgi. Ve reel bilgi, gerçek bilgi. Eğer siz gerçek bilgiye sahip olamazsanız hayatta kalma ihtimaliniz azalıyor. Hatalı bilgi, hatalı kodlanmış bilgiyle zarar görüyorsunuz. Kitapta birçok örnek var bundan ilgili. Mesela okaliptus oil, okaliptus yağı. Avrupa İlaç Ajansı diyor ki 30 ayın altında çocuklarda kullanılırsa larenks spazmı olabilir. Yani çocuk boğulabilir diyor. Ama firma reklamını nasıl yapıyor? 30 ayın altında bir sürü çocuğu kullanarak bunun tanıtımını yapıyor. Mışıl mışıl uyusunlar diye yastığına boca edin okaliptus oil'i diyor. İşte bu şekilde ölen çocuklar olmuş mudur? Olmuştur ama bu bir gıda takviyesi bile değil. Ne olduğu belli değil. Bir ürün. Sağlık Bakanlığı tarafından kontrole tabi ama bunu tıbbi cihaz olarak şey yapmışlar, tescil etmişler. Niye? Reklamını yapabilmek için. Çünkü tıbbi cihazların geri ödemesi yoksa reklamı yapılabiliyor. İşte böyle bir şey. Hatalı bilgi veya ticarileşmiş bir sağlık sistemi içerisinde hayatınızı kaybetme ihtimaliniz artıyor en azından. Ve gene bu cehaletiniz ayrıca arttıkça sizin algınızı yönetmek de kolaylaşıyor. Ben üzülüyorum. Bizim kuşağımız sağ solla vakit kaybetti çok. Birçok değerli arkadaşımızı sağ sol çatışmalarında kaybettik. Onlar bu ülkenin itici gücü olacaklardı. Çok daha iyi yerlere gelecektik. Bizi birbirimize düşürdüler. Biz gözümüzle gördük, yaşadık. Sağ kalabilenler bugünlere kadar geldiler ama çok büyük bir kıyım yaşandı o dönemde. Arkasından bir sürü darbeler geldi. Her darbede eğitimimiz maalesef geriye doğru gitti.
bir şey yapmak lazım diye düşündüm kendi kendime. Öbür taraftan akademisyen kalitesinin düşmesi, eğitim kalitesinin düşmesi beni böyle bir kitap yazmaya itti. Böyle bir şey yazayım dedim. Fazla da kalın tutmamaya çalıştım. Çünkü çok kalın kitapları okumuyor insanlar. Bir farkındalık yaratmak istedim. İki soruya cevap aradım. Hasta müşteri ve sağlık ilaç ticari bir ürün olabilir mi? Ticari bir ürün olarak ilaç pazarlanabilir mi? Öğrenci müşteri eğitim de ticari bir ürün olarak pazarlanabilir mi? Bu kitap sağlık sistemini ve eğitim sistemini cehalet bilimi çerçevesinde tartışıyor. Ve ben toplumda bir farkındalık yaratmak istedim. Bir kitap yazıp bir kenara koyup bırakmak istedim. Eleştiriye de son derece açığım. Her türlü konuyu tartışabilirim. Keşke ana akım medya benim karşıma cehalet bilimcilerini de çıkarsa da bu kitap üzerinden tartışsak, onlar ikna etseler toplumu. Yani ben birileriyle karşı karşıya geldiğim takdirde, mesela bizi şu anda burada kaç kişi izliyor göremiyorum ama 56 kişi izliyor galiba. Evet. 56 kişi. 56 kişi hocam. Bunun düşünün ki şu anda bir prime time programda 5 milyon 600 bin kişi bizi izlese, ben iddialıyım. Ben ilkokul seviyesinde eğitimi olan, hatta hiç eğitimi olmayan insana dahi buradaki sıkıntıyı anlatabilirim. Bunu nereden biliyorum? Zaman zaman insanlarla kurduğum diyalogda her kesimden insan belli bir noktadan sonra ikna oluyor ve bir farkındalık kazanıyor. Amacım farkındalık yaratmaktı. Ve James Madison'ın sözüyle başladım kitaba, birinci bölümüne, ki bu Amerika'nın neden bütün dünyayı dizayn etmeye çalıştığının, neden her yere burnunu sokup çıkardığının ve bu gücü nereden aldığının, bu gücü nereden alıyor? Bilimsel bilgi üretiyor. Bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürüyor. Teknolojiye dönüştürdüğü şeye ekonomik değer katıyor ve sen hep muhtaçsın, aşıya muhtaçsın. Sağlık hizmetine muhtaçsın, yeni bulunan ilaca muhtaçsın, her şeye muhtaçsın. Bir taraftan birbirini yiyorsun. Yani bizim dönemde sağ sol diye birbirimizi yiyorduk. Şimdiki kuşağa bakıyorum, şimdi Türk toplumuna bugün bakıyorum, karpuz gibi bölünmüş ortadan ikiye. İki tane konu var bakın, birinin ak dediğini öbürü kara diyor, öbürünün kara dediğini öbürü ak demiyor. Neyse yani böyle bir şey var ama gerçekler var ortada, realite var. Bu gerçekleri bulup çıkarmak lazım. Ve bu kitapla vermek istediğim başka bir mesaj da şudur. Eğitim ve sağlık konuları siyaset üstü olmak zorundadır. Özellikle eğitim. Ve buraya siyaset bulaştırılmamalıdır. Buraya siyaseti bulaştırdığımız andan itibaren ve siyaset yaptığımız andan itibaren, ha siyaset kötü bir şey de değildir ayrıca, onu da söyleyeyim. Siyaset toplumun sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yürür. Ama cehaletin desteklediği bir siyaset, donanımsız kişilerin ortaya koyduğu bir siyaset ve kişilerin, yani toplumun ihtiyaçlarından çok kişisel bir takım menfaatler için yapılan siyaset maalesef sizi hiçbir yere götürmüyor, toplumu bir yere götürmüyor. Evet, birileri bir şeyler kazanıyor, birileri bir şeylere sahip oluyor belki ama bir yerlerde de görüyoruz, biz 81 ilde 81 üniversite var. Tamam, bölümler var. Ama A şehrindeki eczacılık fakültesinden mezun olan çocukla B şehrindeki çocuk aynı diplomayı veriyoruz. Aynı diplomayı verdiğimiz kişiler aynı bilgi seviyesinde değilse şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Ve sağlığın bu kadar ticarileşmesi nereye gidecek en sonunda? Bu fena halde düşünmesi lazım insanların bunu şu anda. Benim bu kitabı yazmaya iten nedenler bunlar. Bilmiyorum yeterince açık oldu mu? Hani bir çok teşekkür ederim. İnsanlar okusun, düşünsün istedim sonuçta. Evet hocam, bizler de arkadaşlarımızla beraber okurken sık sık kendi aramızda da hani buraya gelmeden önce tartıştık. Çok fazla ufkumuzu aşan, önümüze ışık olan bir kitap.
Ben tahlilimize başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlarımıza. Biz bu programda az önce de tanıştırmış olduğum ekip arkadaşlarımla sorular hazırladık. Fakat etkinliğimizin öncelikli amacı sizlerin de aktif katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleşmesi. Sizler de sorularınızı isterseniz görüntülü, isterseniz sesle bağlanarak veya bu ikisini istemezseniz chat kısmına direkt sorunuzu yazarak da iletebilirsiniz. Ara ara sizlerin sorularına da yer vermeye çalışacağız. Ses veya görüntüyle bağlanmak isteyen arkadaşlarım sorum var, katılmak istiyorum şeklinde chat'e belirtirseler onlar da sesli ve görüntülü şekilde katılabilirler. Bizlerin sorduğu soruları da eğer kaçırırsanız ekip arkadaşlarım chat kısmına tekrardan yazacaklar. Oradan da takip edebilirsiniz. Hocam ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki. Benim sorum şöyle, gerek hocam sosyal medyada ya da televizyon kanalları aracılığıyla görmüş olduğumuz reklamlardan, iki reklamdan birisi sadece eczanelerde şeklinde başlayan ve biten reklamlar oluyor. Ve genelde ne hikmetse bu sadece eczanelerde şeklinde tanıtımı yapılan ürünlerin pek çoğunu çeşitli süpermarket raflarında ya da internet sitelerinde görebiliyoruz. Sizce bu reklamlarda geçen sadece eczanelerde ifadesi algı yönetimi amaçlı mıdır? Yani kişi bunu televizyonda, internette sadece eczanelerde şeklinde gördüğü zaman aa evet bu ürün eczanede satılıyor, demek ki bu ürün güvenli. Ben bunu marketten de alabilirim, internetten de alabilirim şeklinde mi itiyor? Yani bu sadece eczanelerde ibaresi bizim daha çok duygularımızı ön plana çıkarıp güven hissi vererek limbik sistemimizi kortikalin önüne mi getirmeye çalışıyor? Bu konuda yorumlarınız nedir? Tabii o var. Yani bütün reklamların amacı budur. Bütün reklamlar sizi reklam bir şeyin içinden, yani seçenekler içinden bir seçeneğin en iyi olduğunu söyler size reklamlar. Reklamı yapılan seçeneğin en iyi olduğunu söyler. Tabii ki herkes kendi reklamını yapar ve bunun içerisinde, ama siz hangisinin en iyi olduğunu seçebilmeniz için o konuda bilgili olmanız gerekiyor. Bakın gene bilgiye ihtiyacınız oldu. Yoksa bilginiz yoksa, reel bir bilgiye sahip değilseniz, en fazla süreyi kimin reklamı alıyorsa, en çok kimin reklamıyla karşılaşıyorsanız, en çok kim size ulaşabiliyorsa onu alırsınız. Ama bu ulaşamadığınızın daha kötü bir ürün olduğu veya daha ucuz olanın daha kötü olduğu anlamına da gelmez mesela. Tabii ki burada bir algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor. Ama peki hocam bunu etik olarak nasıl değerlendirebiliriz yani? Evet, oraya geliyorum. Şimdi şöyle bir boyutu var işin. Dikkat edin, yükselen bir şey vardı. Türkiye'de de hala devam ediyor bu trend. Bu kimyasallar zehirdir. Yani kimyasal ilaçlar, eczanelerde satılan, kutu kutu, hani reçetelere yazılan ilaçlar zehirdir. Ama bütün dertlerin devası da doğadadır. Her şey doğada mevcuttur. İşte çeşitli gıda takviyeleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Şimdi basit bir örnek vereyim size. Papatya mesela, bildiğimiz papatya. Papatyanın sadece ülkemizde 4 türü var. Tek tek böyle ben isimlerini sayacak kadar bir farmakognozi uzmanı değilim. Onu onlar iyi biliyor. Ama ben size bu 4 papatyayı koparıp önünüze koysam, çıplak gözle baktığınızda hangisinin tıbbi papatya, hangisinin zehirli papatya, hangisinin de bir işe yaramayan papatya olduğunu bakarak göremezsiniz. Bunu ancak işte bir lup altında bakıp işte şeylerin erkek organ, dişi organın o çiçekteki yönlenişine göre, çanak yaprakların durumuna göre veya bir takım bazı özelliklerine göre uzman değerlendirebilir ve der ki şu tıbbi papatya, yani bunu tıbbi papatya olarak kullanabilirsiniz. Şimdi hal böyleyken bunların çuvallar içinde aktarlardan gidip papatya alabilirsiniz ama aldığınız papatya acaba gerçekten tıbbi papatya mıdır? Ya da gidersiniz size herhangi bir gıda takviyesi verilir. Biliyorsunuz önce Canan Karatay Hoca vardı. Bu işleri çok yapan ama yüzüne gözüne bulaştırdı. Kitabımdaki iddialarımın hiçbirine de
cevap veremedi. Verebilecek durumda da değil zaten. Ayrıca ben yüzü kızarmadan o kitap evinin hala o bilgiyle, burada ben ispatlamışım artık, altına yazmışım, insan yeni bir baskısını yaparken o sayfaları değiştirir en azından. Ya da der ki ya bu bir baskı hatası olmuş ya da orada bir problem olmuş. Çünkü Canan Hoca diyor ki açık açık kitabında tuz damarları genişletir ve tansiyonu düşürür. Nokta. Yanına da literatürü koymuş. Gidiyorsun, o literatür tam tersini söylüyor ama bambaşka bir şey söylüyor. Buna benzer kitapta bir sürü irili ufaklı birçok hata var. Bir profesörsün sen kardeşim. Yani bu bilgiyi halka veriyorsun. İnsanların duymak istediği bir şey bu. İnsanlar ilaçlarını bırakıp tuz yalamaya veya yemeklerine daha çok tuz koymaya başlıyorlar. Beyin kanaması geçirebilirler. Az önce bir örnek verdim. Larenk spazmı örneğinde olduğu gibi ilacını terk eden ve ilacını terk edip gerçekten ilaç alması gerekirken üstüne bir de tuz ekleyip felç geçiren insanların hesabını nasıl verebilir Canan Hoca? Bir hekim aynı zamanda. Böyle bir hata nasıl yapılır? Ve bu kitap hala şu cehalet bilimine girin bulamazsınız. İlk girdiğinizde kitapçı da sizi karşılamaz ama Canan Karatay sizi karşılar. İlk girdiğiniz zaman görürsünüz bunu. Ve ilk etapta bunu alırsınız. Bunu aldığınız zaman işte hatalı bilgiye sahip oluyorsunuz aynı zamanda. Şimdi bugünlerde kim aldı Canan Hoca'nın yerini? Canan Hoca'yı ara verdirtirdi virüs. Çünkü oralarda bir sürü hatalar yaptı. Baktı olmuyor. Şimdi sesini kesti. Pandeminin geçmesini bekliyor. Büyük bir tanıtımla vesaireyle tekrar geri döner dönmez onu bilmiyorum ama dönmesi iyi olur. Onun yerine kim aldı? Bir tane doktorumuz var. Bugünlerde yakışıklı bir doktorumuz Mehmet Öz'ü taklit ediyor Türkiye'de. Osman Müftüoğlu. Her sabah bir kanalda, her gün işte bir gün Show TV'de, bir gün NTV'de, bir gün başka bir yerde. Manezyumu da biliyor, potasyumu da biliyor. İşte bütün gıda takviyelerinin ne işe yaradığını da biliyor. Verdiği bilgilerin çoğu da doğru, onu da söyleyeyim. Herhangi bir yanlışı yok. Tek büyük falsosu lipozom teknolojisini falan anlatmaya da kalkıyor. Ama çünkü orada da şöyle bir şey var. Aslında onu anlatmıyor ama daha fazla izleyici çekebilmek için firma onu reklam yüzü olarak kullanmaya çalışıyor falan. Şimdi de bu başladı. Şimdi gıda takviyesi kisvesi altında. Bir de Oytun Hoca var diyor bir tane arkadaş aşağıdan görüyorum. Şimdi daha acı olanı şu. Oytun Hoca ile Bilim diye programlar var. Yani ona özel tahsis edilmiş önemli televizyon kanallarında programlar var. Şimdi bunların hepsi sistematik olarak bu toplumu daha cahil, daha bilgisiz, daha algısı yönetilebilir bir toplum haline getirmek. Yani Oytun Hoca'yı tanırım. Gülhane dönemlerimden de tanırım. Kendisinin şahsıyla ilgili hiçbir problemim yok. Ama ben yemin etmiş bir sağlık personeliyim ve toplum sağlığını korumakla mükellefim. Ben idealist bir bilim insanıyım. Bilim insanlık için ve insan için yapılır. Ben buna inanıyorum. Ve bilmediğimi bilmedim demem gerekir. Bildiğimin de doğrusunu topluma, öğrencime, çevreme aktarmam gerekir. Ben bunları yapamıyorsam, yazıklar olsun benim bilim insanlığıma. Yani ben bilim insanıyım diye ortada gezmem. Ama insanlara duymak istediklerini söyleyip, yani nedir duymak istediği vatandaşın? Ya tansiyon diye bir şey yok. Kolesterol diye bir şey yok. Yiyin, kuyruk yağı yiyin. Gayet güzel bir slogan. Bunu bir profesör söylüyorsa bu benim duymak istediğim. Topluma duymak istediklerini söyleyerek prim yapıp, bu prim üzerinden daha sonra birçok şey devşirip, yani işte kitap satışlarını artırıp, reklam yüzü olup para kazanmanın bir yolu bulunuyor maalesef. Gıda takviyesi meselesi de böyle. Bir pazar yaratıldı. Şimdi bu lanetlenen ilaçlar var ya, reçetelere yazılan ilaçlar. Toplum olarak öğrendik değil mi? Bir ilaç, ilaç olabilmek için veya yeni bir tedavi girebilmek için tedaviye, önce in vitro dediğimiz laboratuvarda, İşte virüsü izole edip koyuyorlar, bir petri kutusunun içinde öldürmesi gerekiyor aşının ya da ilacın. Ondan sonra bunu deney hayvanına veriyorlar. Deney hayvanında
kanıta dayalı bir şekilde ortaya koyuyorlar bu bilgiyi. Oradan insanlara geliyor. Faz 1 küçük sayıda insanda, faz 2 daha geniş sayı, faz 3 daha geniş sayı. Şimdi pandemi tabii bizi riske attığı için faz 3'ü kısa tuttular ve hemen aşılamaya girdiler. Oraya da acil kullanım onayı verildi. Her şey bakın zapturapt altında. Ben ikinci doz aşımı oldum, birinci doz aşımı da oldum. Her ikisinden sonra benim cep telefonuma mesaj geldi. Ben kayıtlıyım. Bana bir anket formu yollamışlar. Şimdi bir sürü şey var, semptom var. Bunlardan bir tanesini, hangisini görüyorsanız yanına iki çarpı atın, bize gönderin diyorlar. Veri topluyorlar. Ya da başınıza bir şey gelsin, takipteler. Acaba bu aşıdan mı, aşıdan değil mi diye. Veya eczaneden aldığınız barkodu okutularak reçeteye yazılmış bir ilacı kullandınız. O sırada da başınıza bir şey geldi sizin. Malpractice yasası var biliyorsunuz değil mi bu ülkede? Siz doktoru dava edebiliyorsunuz, hastaneyi dava edebiliyorsunuz. Birçok şeyi hakkınızı arıyorsunuz burada. Burada bir hata var. Yani bana ilaç etkileşmesine dikkat etmediler veya benim hastalığımda bana uygun olmayan bir ilaç verildi deme hakkınız var. Ve firmaların tazminat ödeme riski var. İlaç piyasaya çıktıktan sonra diyelim 50-60 bin kişi de denendi, piyasaya çıktı, FDA onayladı, Sağlık Bakanlığı onayladı, ilaç kullanılıyor. Ama ilaç 500-600 bin kişiye geldiğinde 5-6 kişi de ciddi yan etki yaptı. Ne oluyor bu ilaç? Askıya alınıyor ve kaldırılıyor tedavülden. Bu sistemin kötü olduğunu göstermiyor. Bu iyi bir sistem. Peki gelelim öbür tarafa. Gıda takviyesi deniliyor. St. John Wort mesela. Depresyona karşı rahatlatıcı olarak kullanılıyor. Çocukların yatak ıslatma probleminde kullanılıyor. Birçok yerde kullanılıyor. Veya kersetin geçenlerde çok konuşuldu. Sarımsak, hatta omurilik sarımsağı falan filan böyle çok gündeme geldi. Sarımsak çünkü çok konuşuluyor bu günlerde. Çok iyi geliyor bir takım şeylere diye. Şimdi kersetin deyip de geçmeyin. Basit bir şey söyleyelim gene. Nasıl bir bilim programıysa teke tek bilimde çıktılar. Bir kersetin propagandası yapıldı bütün bir akşam. Çıkıp en sonunda da dediler ki ya göğüs kanseri olan kadınlardaki bazı tedavilerde, bazı tiplerinde tehlikeli oluyor. Yani tümörün daha agresif seyretmesine neden oluyor. Kullanılmaması lazım geldiğini de söylediler. Kanamayı artırabildiğini de söylediler. Ya şimdi bu nasıl bir gıda takviyesi oluyor o zaman? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi insan sağlığına doğrudan yönelik olarak bir ürün pazarlıyorsunuz. Bunu ilaç ambalajı içinde ve ilaç formunda sunuyorsunuz. Kapsül değil mi? Ya kapsül içinde, ya tablet şeklinde, ya başka bir şekilde. Sonra da kapağına ilaç değil gıda takviyesidir yazıyorsunuz. Sonra bunu insanlara veriyorsunuz. Bunun farmakovijilans dediğimiz sistem içinde takibi yok. Başınıza bir şey gelse kimi neyi dava edeceksiniz? Bundan olup olmadığı belli değil. Bunun öyle bir sorumluluğu yok. Bunun faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları yok. Benim Necip milletim işi gücü bıraktı. İnsanlara dedik ki Sinovac aşısı, Çin aşısı, ölü aşı. Hanginiz tetanoz aşısı yaptırmadınız bugüne kadar? Hanginiz mevsimsel grip aşısı yaptırmadınız? Hepatit aşısı yaptırdık. Bu aşıların hepsi ölü aşı, inaktif aşı. Bizim vücudumuz inaktif aşıları tanıyor. Biz aşılama kampanyaları olan bir ülkeyiz. Bunu çok dert etmeyin. Yeni teknolojiler için daha çok faz 3 lazım dedik. O yüzden de bu messenger RNA aşısında daha çok faz 3 aranırken burada haklı olarak çok da faz 3 düşünmedik. Ben faz 3 sonuçlarını falan görmeden gittim, ilk dozumu oldu. Ve şu ana kadar da çok şükür Türkiye'de 3,5 milyon falan aşılama oldu bildiğim kadarıyla. Herhangi bir problem yok bir yere yansımış olan. Net bir problem yok. Ufak tefek bazı yan etkiler dışında. Şimdi siz burada aşıda bunu bu kadar sorguluyorsunuz. Gidip Migros'tan, BİM'den ya da eczaneden, nereden olursa olsun, raftan alıp getirdiğiniz gıda takviyesi dediğiniz şeyin hiçbir şeyini sorgulamıyorsunuz. Yani bunun faz çalışması yapılmış mıdır? Kanıta dayalı burada bir bilgi var mıdır? Bir de bunların enteresan olarak hepsinin şöyle bir özelliği daha var.
Bunlar aynı zamanda bir semptoma değil, birçok şeye iyi geliyorlar. Yani hem işte sedefe iyi geliyor, hem kısırlığa iyi geliyor, hem baş ağrısını geçiriyor, hem diş ağrısını geçiriyor. Ve sorun şu, bu alanı neden Tarım Bakanlığı'nın kontrolüne bıraktığımız? Diyorlar ki, dünyada da böyle. Ya dünyayı boş verin. Dünya bir alem, biz başka bir alemiz. Önce biz kendi evimizin içinde doğru düzgün hareket edelim. Bakın, biz bir tanecik örnek vereceğim size. Çok örnek verebilirim kendi tarihimizden. Osmanlı'dan da veririm, şeyden de veririm. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden de verebilirim bu örnekleri. Bir tane ilaç geliştirildi bütün Avrupa'da. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlar iş koluna daha fazla katıldılar. Tabii kadının bir de anne olma özelliği var, hamile olma özelliği var. Hamilelikte de sabah bulantı kusmaları oluyor. Kadınlar iş gücünden verimli olamıyorlar bu şekilde. Buna karşı etkili olabilecek bir ilaç geliştirildi dünyada ve hızla şey yapıldı. Bütün dünyada reklamı yapıldı bunun ve adı da talidomitti. Ve Türkiye Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, o zamanki işte veya bu işlere bakan kurul bunu inceledi. Dedi ki bu yeni bir ilaçtır, aciliyeti yoktur, buna biz acele şey vermeyelim, onay vermeyelim. Netice Avrupa'da on binlerce kolsuz bacaksız çocuk doğumu ve Türkiye'de sıfır risk. Ve acı bir deneyim bilim tarihine yazılacak, talidomit faciası olarak geçti. Ondan sonra ilaçların, yeni ilaçların gebelerde kullanımı bir takım şartlara bağlandı. İyi güzel de bu gıda takviyelerinin içinde de etken madde var. Hamileler bunu gayet güzel kullanıyor ve hiç sorgulamıyor. O nedenle arka bahçede şu anda büyük bir alan oluşmuş durumda, büyük bir rant alanı oluşmuş durumda. Gıda takviyeleri çünkü büyük bir masrafı gerektirmiyor. Birçok ilaç firması da kurduğu şirketler aracılığıyla aslında arka bahçelerinde bunların üzerinden ciddi paralar kazanıyor. Bir taraftan da bakın bir tansiyon düşürücü, herhangi bir tansiyon düşürücü, etkili bir şekilde tansiyonu düşüren bir ilaç 10-15 lira fiyatı vardır bugün eczanede. Artı bunu siz bir devlet elemanıysanız, SGK'ya kayıtlıysanız, devlet de bunun %80'ini falan öder. Size çok az bir kısmı düşer. 1-2 lira bir şey ödersiniz buna. Ama tansiyonumu düşüreceğim diye sarımsak ekstresini raftan almaya kalkın. Bakın kaç lira? 80-90 lira. Yani hem cebinizden para veriyorsunuz, hem kontrolsüz bir ürünü alıyorsunuz, size ne yapıp ne yapmayacağı belli olmayacak bir ürünü, hem de kanıta dayalı olarak öbürünün sayfalarca çalışması var. Dosyalar verilmiş, onaylar verilmiş ama burada efendim filan yerde makale var. Şimdi eline bir tane makale alan makaleyi sallıyor böyle televizyon programında. Tamam, bir makaleyle konuşamayız. Yani Kersetinin veya ne bileyim St. John Wort'un veya papatya ekstresinin veya başka bir ekstrenin herhangi bir şekilde etkili olduğuna dair bir yayınlar demeti olması lazım. Bu yayınlar demeti üzerinde meta analiz dediğimiz bir analiz yapmamız lazım. Yani geniş bir popülasyonda şu kadar kişi de gerçekten tansiyonu düşürmüş, şu kadar kişi de bunu almayan, şu kadar kişi de tansiyon düşmemiş. Hatta tansiyonu düşüren ilaç, Sağlık Bakanlığı ilacına göre de ondan bile daha fazla düşürmüş veya en az onun kadar düşürmüş denmeli. Bu şekilde başvurusu yapılıp, dosyası incelenip buna bir ruhsat verilmeli. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlar çok kolay alınıyor, çok hızlı alınıyor. O yüzden de insanlar karabaş otu, beyaz baş otu, işte yüksük otu, şu otu, bu otu, her şey pazarlanıyor şu anda. Bunun halk sağlığına çok olumsuz yansımaları var.
Şu anda yapılan ultrason değerlendirmelerinde sıra dışı karaciğer yağlanmaları, sıra dışı karaciğer enzimi artışları görülüyor. Kanaatimce bunların büyük bir çoğunluğu da birçok insan çünkü takviye kullanıyor. Kemiklerini korumak için işte bir şeyler var. Şimdi getiremedim. Kemik koruyuculardan tutun da bir sürü yan etkisi olabilecek ve hatta başka ilaçlarla etkileşebilecek ürün kullanılıyor. Bunlar maalesef gıda takviyesi diye büyük bir başlık altında. Bunlar Sağlık Bakanlığı denetimine alınmadığı sürece bunlar eczaneden temin edilebilir. Biz eczacılar işte bu işi daha iyi yaparız. Bence eczacılar da bana göre burada Sağlık Bakanlığı'na bu ürünlerin girmesinin mücadelesini vermeli. Birçok eczacı da burada kolay yolu tercih edip şöyle bir rekabete girmek istiyorlar. Bir kanun çıksın, bu saha sadece bizde olsun. Gıda takviyelerini sadece biz satalım. Eğer Tarım Bakanlığı'ndan geliyorsa, Sağlık Bakanlığı devrede yoksa, bir farmakovijilans sistemine dahil değilse ve bunlar zararsızsa ve üstünde ilaç değildir ibaresi yazıyorsa, bunu süpermarket de satar, bunu köydeki bakkal amca da satar, bunu isterse bizim apartmanın yöneticisi internet üzerinden pazarlayabilir, oradan da 3-5 kuruş para kazanır. Aynen Avon ticareti falan gibi, kozmetik ticareti yapılır gibi. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada bunlar ilaçtır. Ben bunlara illegal ilaçlar diyorum. Bunların Sağlık Bakanlığı denetimine girmesi şarttır. Burada gerçekten hem toplum sağlığına zarar veren hem de birilerine haksız kazanç sağlayan bir pazar oluşmuş durumda. Hatta bazı televizyon kanallarına bakın. Bu arada çocuklar bir kahve alabilirim değil mi? Bana kahve geldi. Tabii hocam, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kahvemi şuraya koyayım. Çok teşekkür ederim. Yeğenim bana kahve getirdi, Dorukhan. Sağ olsun. Yok, onları almayayım Dorukhan'cığım. Evet, yani bu gıda takviyeleriyle ilgili de söyleyeceklerim bundan ibaret olabilir. Hocam, yukarıda az önce bir arkadaşımız sorusu gelmişti. Yine sizin bahsettiğiniz şu anda Sağlık Bakanlığı ile alakalıydı. Zannedersem sorusuna cevap alabilmiştir. Evet. Bir diğer arkadaşımız da hocam, siz bahsederken aktarlardan, bitkilerden de bahsetmiştiniz. O konuda sormuş, onu da hemen sorayım. Şöyle demiş seni arkadaşımız, hocam peki bu gerçekler hep var olan gerçekler değil miydi? Aktarlar konusunda neden bir yaptırım yapılmıyor şeklinde bir soru sormuş. Aktarlar konusunda yaptırım yapabilme, yani bir yaptırım uygulayabilmeniz için kanun çıkarmanız lazım. Şu anda böyle bir kanun yok. Bu güzel bir soru. Hep akıllara şu geliyor. Mesela gene Canan Hoca örneğinden yürüyeceğim. Diyeceksiniz ki şimdi mesela, ya kitap hala tedavülde, kitap satılıyor. Evet. Ve kitapta da burası düzeltilmemiş durumda. Ne diyor kitap? Tuz tansiyonu düşürür, damarları genişletir. Bu hatalı bilgi mi? Evet. Bu hatalı bilgiyi kim veriyor? Bu hatalı bilgiyi sıradan bir insan verse ciddiye almayabilirsiniz. Ama bunu bir iç hastalıkları profesörü böyle bir bilgiyi veriyor. Bu kanaatimce hukuken ya bilerek ya da bilmeyerek, bunun hukukta karşılığı var. Yani insan sağlığına, hani öldürme demeyeyim de ben, insan sağlığına zarar vermeye giden bir şey, bu çok ciddi bir yaptırımı gerektirir. Bakın, bundan ilgili şikayet edildi hoca. Mahkemeye gitti. Mahkemede yargılandı. Daha sonra büyük bir gövde gösterisi yaparak ana akım medyada, beraat ettim, İşte buyurun elimde beraat şeyim, belgem, bunlar beni asla yıldıramayacaklar, İşte ilaç endüstrisi baronları var, patronları var, böyle bir de hayali şeyler de yaratılıyor, bir gövde gösterisi yaptı ve şeyi daha da çok arttı, inandırıcılığı daha da çok arttı. Gerçek neydi? Gerçek şu: ben hakimim, karşıma geldi Canan Hoca, baktım evet burada hatalı bilgi verilmiş. Bu hatalı bilgi vermenin, yani bir akademisyenin topluma
yanlış bilgi vermesinin ve bunu düzeltmemesinin karşılığının Türk Ceza Kanunu'nda bir karşılığı olması lazım. Yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Mehmet Öz, Amerikan halkının sağlığını hatalı bilgilerle, sahte bilgilerle tehlikeye attığı için 8,5 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bütün mal varlığını neredeyse verdi ki hapisten kurtuldu böylece. Bizde yok. Hocam. Evet. Bir arkadaşımız da taksir yazmış, Ahmet Çınar. Benim de şu an aklıma geldi. Bu tarz şeyler de yine mesela biz eczacılık mesleğimizi yaparken bazı hatalarımız taksir suçlarına neden olabiliyor ya. Doğru. O tarz mesela bir durumu. Hekimlerin de var. Hekimlerin de böyle şeyleri var. Ama onlar yasada belirtilmiş. Sen eczacı olarak veya o hekim olarak şimdi Canan Hoca muayenehanesinde tuz yazarsa reçeteye başı ciddi şekilde derde girer. Ama ama topluma bir kitap yazdım ben diyor. Bilimsel fikrim bu şekilde. Ben fikir özgürlüğü içerisinde şeyimi beyan ediyorum, fikrimi beyan ediyorum diyor. Buna ister katılırlar, ister katılmaz. Şimdi burada boşluk var yasada. Evet. Ha diyeceksin ki sevgili öğrenciler, burada görevini hakikaten yapan sağlam bir savcı bunu cezalandırabilir. Mahkemeye daha sert bir şekilde çıkarabilir ve iyi bir hakim bunu mahkum da edebilir, ceza verebilir. Ancak işte alttan üste bütün mahkemelerin de aynı şekilde gitmesi lazım. Yani burada kanaate dayalı ceza verilebilir, hukukçular böyle diyorlar. Ama hani yasal boşluk var mı var? Hani vermediğin zaman da, bu cezayı vermediğin zaman da kimse niye vermedin diyemiyor. Yasada bir boşluk var. O zaman ne kalıyor geriye? Mecliste kaç tane hekim, eczacı, milletvekili var? Siz hangisinden bugüne kadar siyaset yapma dışında toplum sağlığına yönelik bir şey duydunuz? Mesela bu önemli bir şey. Ben bunu da söylüyorum. Kendi kitabımda da şey yaptım. Yasa yapmamız lazım bizim. Halkın sağlığını korumaya yönelik, halk sağlığını korumaya yönelik yasadaki boşlukları gidermemiz ve onarmamız lazım. Ben Tayfun Uzbay olarak size bu akşam burada hatalı bir bilgi veriyorum. Uzmanlık alanıma dayanarak veya uzmanlık alanımın dışına çıkarak, profesör unvanımı kullanarak sizi yanlış yönlendiriyorum ve siz bundan bir zarar görme ihtimaliniz varsa benim bir bedel ödemem lazım bunun için. Aynen malpraktis yasasında dalgınlığına gelerek ya da herhangi bir ihmal nedeniyle hastanın sağlığını tehlikeye atan hekim veya eczacının yargılandığı gibi yargılanması lazım. Ağzı olan konuşmamalı. Bir akademisyenin akademik adab içerisinde ağzından çıkana mutlaka dikkat etmesi gerekir. Maalesef yasal boşluk nedeniyle oluyor bunlar. Yani sorunuzun cevabını o şekilde verebilirim. Mahkeme takipsizlik kararı vermiştir ama takipsizliği verirken şunu söylemiştir altına. Yani burada suç yok ama demiştir ki bu suç bir suç ise eğer etik bir suçtur. Etik dedin ya. Etik kurul buna karar vermelidir. Nereye yollamıştır? Türk Tabipler Birliği'ne. Peki Türk Tabipler Birliği'nin böyle toplumu yanlış bilgilendirme konusunda verebileceği maksimum ceza ne kadardır? 15 gün meslekten men. İki kere de vermiştir bunu. Üçüncü defa da veremiyor. Ya bunu da nasıl kullanmıştır Canan Hanım? Ben mahkemeden işte suçlu bulunmadım ama işte tamamen siyasi nedenlerle Türk Tabipler Birliği bana ceza vermeye çalışıyor deyip bir de Türk Tabipler Birliği'ni işte halkla filan karşı karşıya gelerek, şimdi burada meslek odalarının eczacıları için de Türk Eczacıları Birliği'nin haysiyet divanı ve disiplin kurulları vardır. Etik davranmayan eczacıya ceza verilir. Ama bu etik dediğiniz şeyde ya STK'nın, sivil toplum kuruluşunun, Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Eczacılar Birliği'nin, baronun vereceği cezanın ya dozunu artırmanız gerekiyor, orada düzenleme yapmanız gerekiyor ya da bunu STK'lara veya etiğe bırakmamak gerekiyor. Yani yasal bir şekilde yasayla bunun önünü kesmek gerekiyor. Yani etik de bu kadar. En fazla 15 gün hak mahrumiyeti. Onu da mağduriyet olarak gösterdi Canan Hoca. Daha çok taraftar topladı. Bizim toplum mağduru da sever biliyorsunuz yani.
Maalesef hocam. Hocam o zaman bir diğer arkadaşımızın sorusuyla devam edelim. Fatma Nur sorunu alabilir miyiz? Tabii. Hocam kitabın başında da bahsettiğiniz üzere oku, yaz, düşün, düşle gibi bir slogandan bahsediyordunuz. Bu evet. Sloganı eğer konuşacak olursak ülkemize uyarlamak konusunda eksiklerimiz, yanlışlarımız nelerdir? Ve hani biz gençlere neler düşüyor bunu daha çok yaptırım olarak yapabileceğimiz? Çok güzel bir soru bu da. Çok güzel bir farkındalık. Bizim ülkemizde bu iş tersinden işliyor maalesef. Önce düşle, hayal et. Büyük hayaller kur. Büyük hayaller, hayallerinin peşinden git. Şimdi bunu ben University of California San Diego'ya 2009 yılında davetli olarak gittim. Şizofreniye yönelik yeni bir yaklaşım ileri sürüp 3 kimyasalın patentini almıştım. Orada bir sunum yaptım. Bununla ilgili davet almıştım. O üniversitede muhteşem bir kütüphane vardı. Gisel Library, Gisel Kütüphanesi. Ve oradaki bir anımı da paylaşayım sizinle. Tıklım tıklım dolu kütüphane. Bizdeki kütüphaneler şeydir, çok sakin ve sessiz yerlerdir. Sadece sınav dönemlerinde dolu olur kütüphaneler. Onun dışındaki dönemlerde genellikle sessiz yerlerdir. İşte birkaç kişi orada oturur, ya laptopunu açmıştır ya bir kitap karıştırıyordur. Orada öyle değil. Bütün kütüphane dolu burnuna kadar. Yer yok. İnsanlar yer bulamamışlar. Duvar diplerine bağdaş kurmuşlar. Kucaklarına bilgisayarlarını koymuşlar. Çalışıyorlar. Bir köşede böyle bir hilal şeklinde bir öğrenci grubu dizilmiş. Bir yaşlı amca da duvara sırtını vermiş. Gözlüğünü indirmiş, mır 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 bir şeyler konuşuyorlar yavaş yavaş. Yanımdakine dönüp dedim, ya dedim hocaya bir yer verselerdi keşke. Yani şuradan oturmuş adamcağız yerde. Aa dedi, o dedi geçen yılki fizik Nobel ödülü alan hocamız. Yani şimdi alçak gönüllülük ve her anda, her durumda öğrenciyle iletişim kurabilme, orada bağdaş kurup öğrenciyi dinleme, yer beklememe ve öğrenciye bir yol gösterici olma. Hem alçak gönüllülük konusunda hem de ikinci mesaj burada. Ben kütüphanede yer olmasa bile şuraya otururum, sizinle gene burada da konuşurum, bilgimi paylaşırım mesajı var. Çok etkilenmiştim. O muhteşem kütüphanenin kapısında oku, yaz, düşün, düşle, read, write, think, dream yazıyordu. Dedim ki beni götüren yanımdaki asistana, ya bunu dedim yani tersinden okumak lazım galiba dedim. Bir dönüp baktı, nasıl yani filan dedi. Ya önce düşle başlamaz mı? Her şeyi bir hayal etmekle başlamaz mı dedim. Burası dedi bir üniversite arkadaş. Bir üniversitedesiniz dedi. Önce düşlemeden çok önce sizin çok okumanız lazım önce burada dedi. Bilgi sahibi olmanız lazım. Okumanız yetmez dedi. Okuduklarınız süzülecek. O yüzden ben o günden beri altını çize çize okurum kitapları okurken ve bir yere de aktarırım onları. Onları bir yerde de süzüp yazabilmeniz lazım. Yani okuduklarınızdan anladıklarınızı yazmanız lazım. Yazdıklarınızın üzerinde düşünmeye başladığınızda hayal kurmaya başlarsınız zaten dedi. Ve muhtemelen kurduğunuz hayale ulaşırsınız. Yani şimdi tamam ben astronot olmak istiyorum, ben büyük matematikçi olmak istiyorum, ben fizikçi olmak istiyorum. Bunlar çocukken kurulabilecek güzel hayaller. Ama artık üniversite sıralarına geldiğimizde, bu üniversite sıralarını da geçip asistan olduğumuzda, doktora, yüksek lisans gibi artık akademisyenliğe, Ar-Ge'ye falan adım attığımız yerlere geldiğimizde veya büyük daha yukarı seviyelere eğitimde çıktığımızda hayali bırakıp hedeflerimiz olması lazım. Yani bizim o hedeflere gidebilecek yeterli kadar okuma yapmış olmamız, bu okumalardan süzülenleri bir yere yazmış olmamız, bunların üzerine düşünmüş olmamız ve bu düşüncelere dayanan hayali cebimize koyarak orada olmamız lazım. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Bizde de sürekli işte gelmiş... Adam doçent olurken işte birkaç yayın yapıyor. Sonra 5 yıl yatıyor. Bir de profesör olurken birkaç yayın yapıyor. Veya bir şey yapmak istiyorsa benim hayallerim çok büyük diyor. Mesela benim çok büyük hayallerim var.
Tamam ama o hayalleri gerçekleştirecek altyapı nereden gelecek? Veya öğrencilere sürekli gelip en çok söylenen, hayal edin çocuklar, bol bol hayal edin. Hayal iyi bir şeydir. Hayalleriniz çok büyük olsun. Ben size hayal edin demiyorum. Ben size realitede kendinizi çok iyi yetiştirin diyorum. Çok okuyun diyorum. Merak ettiğiniz şeyler bellidir. Hepinizin bir eğilimi vardır. Eğiliminiz olan alanlara yönelik güzel okumalar yapın. Doğru kaynaklardan süzülmüş bilgilerinizi toplayın. Kendinizi yetiştirin. Ve daha sonra da hayaller kurun. Evet, hayaller zaten kendiliğinden gelecek. Yani buradaki oku yaz düşün düşle böyle bir mantığın sonucudur. Gene James Madison gibi Amerika'nın en büyük kütüphanelerinden birinde ki bu üniversite 7 tane Nobel ödüllü hocayı kadrosunda barındırıyordu. Değişik dönemlerde, değişik alanlarda Nobel ödülleri almış. Neden adamların dünyaya bilim ve bilgiyle hakim olduklarını da görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Hocam az önce chatte Selda Bilgi arkadaşımız bir sorun var, daha sonra soracağım demişti. Zannedersem görüntülü veya sesli olarak katılmak istiyor. Şu anda müsaitse alabiliriz, değilse de devam edebiliriz. Belirtirse çok sevinirim. Birazdan soracağım demiş. O zaman Selda Hanım hazır olduğu zaman bize yazar. Devam edelim. Esma, senin sorununa devam edelim. Esma. Sesi kapalı da. Çok özür dilerim. Esma'cığım sesin, evet. Şu an geliyor sanırım. Geliyor. Şöyle bir sorum var. Günlük hayatta doğruluğu var mı ya da gerçekten geçerli bir bilgi mi bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum. Hani şöyle bir tabir vardır ya, işte her şeyin fazlası ya da azı zarardır diye. Ben şunu sormak istiyorum. Bu Cehalet Bilimi kitabında zaten çok fazla hani gördük. Cehalet bilimini engellemek için gerekli olan şeylerden biri de eğitim olduğunu biliyoruz. Peki eğitimin fazlası sizce zararlı olabilir mi? Ya da şöyle mi demeliyiz? Bilginin mi fazlası zararlı? Bunun bir dozu var mı acaba? Bilginin fazlası diye bir şey yok. Bilginin yenilenmesi söz konusu olur Esma. Bugün bildiğimiz bir şey birkaç gün sonra yeni bir bilgiyle yer değiştirebilir. Ve bu şekilde geliştirebiliriz kendimizi. Çocuklar, bu beni ısrarla arayan bir numara var. Ona bir bakabilir miyim? Tabii hocam. Alo. Evet, Nevzat Bey, şimdi bir toplantıdayım. Sizi arayayım mı ben? Bu numaradan arayacağım. Tabii Nevzat Bey. Arayacağım. Tamam. Biliyorum. Ben arayacağım sizi. Mutlaka arayacağım. Bir mukabele. Evet. Arayacağım sizi. Sağ olun. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok ısrarla aradığı için 2-3 kere bilemiyorum hani bir şey olur, bir cevap vermek zorunda kaldım. Mazur görün. Evet, devam edebiliriz. Buyurun. Hani şey diyordum, cevap veriyordum. Bilginin fazlası. Şimdi bilim, bilgi edinme, bilgiyi geliştirme, deneme yanılma ve yanılgıyı ayıklama süreci. Şimdi yanılgıları ayıklayarak gidiyoruz, yanılarak bir şeyler öğreniyoruz. Bundan 30-40 yıl önce geçerli olan bir yöntem, 40 yıl sonra daha iyisi geldiğinde tıpta terk edilir. Ve dönüp baktığımızda vay be 40 yıl önce bunu yapıyormuşuz, bu bilimin kötü olduğu anlamına gelmez. O günkü yetenekler onu gerektiriyor. O kadar biliyoruz. Ama daha iyisini bilip daha iyisini geliştirdiğimizde de onu terk ediyoruz. Yenileniyor bilgi. Sürekli yenilenerek gidiyor. O yüzden bilginin fazlası diye bir şey olmaz. Sadece doğru bilgi olması gerekir. Doğru bilgiye ulaşamamak, hele hele yenilenen bilgiye ulaşamamak. Yani bir bilgiyi de, bilgi şimdi yenilenmiş ama biz hala 40 yıl öncesindeyiz. 40 yıl önceki bilgiyi konuşuyoruz mesela.
Bu da bir cehalet yani, baktığınız zaman yenilenen bilgiyi de takip etmek gerekiyor. O yüzden bilgi de, bilgi edinmede, bilgiye sahip olmada bir sınır, bir kapasite veya belli bir kısıtlama söz konusu değil. Bunun için bilgiyi takip etmeyi bilmemiz lazım. Nasıl takip edeceğimizi iyi bilmemiz lazım. Bunu takip edip yenilenen bilgiyi nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz lazım. Bunları size ne kazandıracak? İşte eğitim hayatı kazandıracak. İlkokulda bir şey, ortaokulda başka bir şey, lisede, üniversitede bir şeyler öğrenerek yolumuza devam edeceğiz. Yani bilgisiz bir hayat çok kötü bir şey. Yani hem hayatta kalma ihtimaliniz azalıyor sağlıklı bir şekilde, hem de yönetilme ihtimaliniz, yani bir sürü şekline konmanız, affedersiniz bir hayvandan hiçbir farkı kalmıyor insanın o zaman. Yani rahatlıkla algısı yönetilebiliyor, istenen yöne çekilebiliyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Ahmet Çınar arkadaşımız el kaldırmış. Sanırım sorusu var. Bağlanabilecek durumdaysa şu an onun sorusunu alabiliriz. Evet Ahmet. Merhabalar. Sesimi alabilir misiniz hocam? Sesimi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ahmetciğim, sağ ol. Sen de iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Hocam benim sorum yüksek lisans ve doktora eğitimlerimiz üzerine olacak. Sizce ülkemizin ve üniversitelerimizin bugünkü güncel durumlarını düşündüğümüzde, şartlarını düşündüğünüzde ve özellikle son zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları göz önünde bulundurduğumuzda, sizce yüksek lisans ve doktora için yurt dışını öncelikli mi değerlendirmeliyiz? Bu konuda tavsiyelerinizi istiyorum. Ahmetciğim, bu senin sorun. Şu anda zaten bütün öğrencilerin, eminim ben, yani çünkü ben de hep öğrencilere dokunan bir hocayım her seviyede. Herkesin aklında şu var: yurt dışına kapağı nasıl atarız? Burada yok hocam, şey, sözünüzü kestim ama benim öyle bir düşüncem yok yani. Ben sen öyle diyorsun demedim, dikkat et. Tamam, yani özür dilerim. Öğrencileri genel olarak dedim, genel yaklaşım. Şimdi sen soruyu sordun ya, yurt dışıyla Türkiye'yi nasıl biliyorsun? Yani nasıl değerlendiriyorsun dedin. Yurt dışına mı gidelim, burada mı kalalım, nasıl yapalım? Ben de diyorum ki Türkiye'deki şu andaki öğrencinin %80'inin gözü dışarıda. Yani bir şekilde neden? Bunun çeşitli nedenleri var. Birinci nedeni, birçok branş mezun olduğunda, artık eczacılar da öyle, hekimler de öyle. Bak, Türkiye'nin ilk 50 bininden, ilk 100 bininden şey alan, öğrenci alan kesimler dahi iş garantisine sahip değil. Eczacılık öğrencileri de memnun değil. Yani mezun oldukları anda hiçbir şey yapamazsam bir eczane açarım zihniyeti yok artık. Yani açamıyorsun. Gelecek kaygısı var. Yani ben bu eğitimi aldım, diplomayı da alıyorum. Peki ne yapacağım ben? Bir lisans seviyesinde birinci sıkıntı bu. Gelelim, sen lisansı değil yüksek lisansı soruyorsun. Evet, onun da farkında şekilde hocam. Yani bilimsel bilgi üretmek için önemli bir basamak yüksek lisans ve doktora. Ve James Madison'ın bilgi dediği şey bilimsel bilgi aslında. Bilimsel bilgi bir ülkenin en büyük bilimsel bilgi üretme kapasitesi, bir ülkenin en büyük yeraltı zenginliği. Hiç yok olmayacak çok büyük bir zenginlik. Bakın, Almanya 2. Dünya Savaşı'nda Doğu cephesinde Ruslara yenildi. Batı cephesinde de Amerika'nın öncülük ettiği güçlere yenildi. Yani bir sağdan bir soldan yumruk yedi ciddi şekilde. Evet. Ve çöktü. Ordusu tahliye edildi Almanya'nın. Arkasından Doğu Almanya denilen büyük bir toprak parçası koparıldı. Komünist bloka dahil oldu. Almanya için tüm zamanların en kötü senaryosu gerçekleşti. Yerle yeksan oldu ülke. Ama bir toplantıda Alman bilim adamı var ve yanında işte Amerikalılar var. Diyorlar ki siz artık kolay kolay toparlanamazsınız. İşte şöyle olur, böyle olur. Alman bilim adamı diyor ki biz toparlanırız, siz merak etmeyin. Neyinize güveniyorsunuz diye sorulduğunda üniversitelerimize güveniyoruz diyor. Yani bu çok önemli bir sözdür. Bakın, gerçekten de Almanların bütün dünyaya ilham veren, Amerika'ya da ilham veren Prusya ekolü dediğimiz müthiş bir ekolü vardır. Hitler döneminde Almanya'dan kaçan birçok hocanın
kurduğu İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin mezunuyum ben. Ben onların yetiştirdiği hocaları gördüm. Orada nasıl disiplinli, güzel bir eğitime ve altyapıya sahip olduklarını, bütün bunları yansıtmışlar. 33 üniversite reformuyla Türkiye'de birçok yeni bölüm açıldı, birçok şey yapıldı. Tabii bu arada zayi ve ziyan olan hocalar da oldu. Olmasa daha iyi olurdu. Şimdi yüksek lisans bir tarafa belki biraz daha idare eder ama doktora eğitimi hiçbir mazereti yoktur. Doktora eğitimine gelmiş birisinin kesinlikle en iyisi olması ve oradan bilimsel bilgi üretme kapasitesi olması lazım. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de sadece lisans eğitimi, lise eğitimi vesaire sulanmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de hızla yüksek lisans ve doktora eğitimleri de sulanıyor. Daha fazla sayıda öğrenci alınıyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde bu eğitim paralı. Parayı bastıran bir noktada oraya gitmeye çalışıyor. Peki hep mi böyle oluyor? Hayır. Doğru düzgün işleyen sistemler de var. Gelenekleri olan üniversiteler var. İşte Boğaziçi olabilir, Bilkent olabilir, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi. Gerçi İstanbul Üniversitesi'nde çeşitli alanlarda eskisi kadar güçlü olamadığını, bazı zaafların ortaya çıktığını görebiliyoruz ama hala bir şeyler var. Şimdi orada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Öğrenci geldi, doktora yapacak. Belli bir konu üzerinde spesifiye olmuş hoca sayısı çok az Türkiye'de. Yani Ahmet Çınar geldi bana, hocam siz nöropsikiyatrik hastalıklarla ilgileniyorsunuz, özellikle şizofreniyle, sizin kuyruğunuzu tutup gideceğim, sizin izninizde yürüyeceğim. Ben de Ahmet Çınar'ı alacağım, yetiştirmeye başlayacağım. Veya Gamze gelecek, Merve gelecek, Seray gelecek, benim yanıma bir sürü öğrenci gelecek. Birine işte şizofreninin genetik profiliyle ilgili bir tez konusu vereceğim. Öbürüne şizofreninin işte deney hayvanlarında belli bir mekanizma üzerinden etkisini araştırmasını, öbürüne de başka bir mekanizmayı vereceğim. Bunun için benim baya baya bu alanda biriktire biriktire gelmem lazım. Yani bir yere gelmem lazım. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman alana spesifik hocadan çok yayın sayısı, atıf sayısı. Benim işte 500 yayınım var, 6000 atıfım var. Ben büyük hocayım. Benim şu kadar yayınım var, şu kadar atıfım. Türkiye'de dikkat edin, yayınlar, atıflar, H-indeksleri, I-10 bilmem neleri, bunlar konuşuluyor. Şimdi geçenlerde bir tane Amerikalı bilim adamının Stanford Üniversitesi'nden bir yayını vardı. Herkes sosyal medyada paylaştı. Stanford Üniversitesi'nin belirlenmesine göre ben umut vadeden ilk işte 2000 bilimci içindeyim falan diye insanlar paylaştı. Evvelki günde YÖK ve TÜBİTAK bir şey paylaştı. İşte H indeksine göre 6000 bilim adamının sıralaması Türkiye'de. Şimdi oradan da paylaşımlar görüyorum. Ben 350. sıradayım, ben 450. sıradayım. Güzel. Peki sen ne yapıyorsun? Soru bu sevgili Ahmet Çınar. Ben ne yapıyorum? Listenin tepesindeki hocayı nasıl biliriz? Şimdi ben Amerika'ya gittiğimde veya Almanya'ya gittiğimde diyorum ki poliamin çalışmak istiyorum. Bana diyorlar ki sen Heidelberg Üniversitesi'ne git, ikinci kata çık, sol tarafa dön, oradaki odadaki hoca bu işte iyi, bu işi yapıyor. Ya da Tayfun Uzbay Amerika'daydı. Bir yıl NATO TÜBİTAK bursuyla gittim. Mükemmel bir proje geldi aklıma. Gittim hocaya söyledim. Wow dedi hoca, çok güzel ama bunu yapamayız. Niye? Bizim görev tarifimiz içinde yok. Sen bunun için işte Minnesota'ya gitmen lazım. Bu projeyi orada iyi yapıyorlar. Bunu bilenler orada. Şimdi biz de sevgili Ahmet şey önde gidiyor. Yayın sayısı, atıf sayısı, şu kadar atıfım var, bu kadar yayınım var. Peki ne yapıyorsun? Mesela Türkiye'de poliaminler konusunda uzman kimdir? Şizofreni konusunda uzman kimdir? Depresyonu en iyi kim çalışır? Ne bileyim, başka şeyler söyleyin. Parçacık fiziğini en iyi kim bilir?
Var tabii, yok değil ama sayısı az. Belli bir alana, spesifiye olması lazım hocanın doktora yaptırabilmesi için. Birinci şart. O zaman biz ne yapacağız? Akademisyen kalitesini yükseltmemiz lazım. Peki akademisyen kalitesini yükseltebilecek bir tedbir alıyor muyuz? Tam tersine. Akademisyenliği kolaylaştırdık. Yabancı dili 50'ye kadar düşürdük. Ha, ben yabancı dilden yana değildim. Ayrıca şunu söyleyeyim. Türk'ün Türkiye İngilizce ders anlatmasına da karşı. O da saçma sapan bir şey. Ama bugün literatürü takip edebilmek için iyi İngilizce bilmek şart. Kavga edebilmek için, bilimsel kavgaları, yeni teorileri ortaya koymak için şart. Siz şimdi yurt dışına gittiğiniz zaman, sevgili Ahmet, filanca hocanın kapısını vuruyorsunuz. Ya diyor, bu adam geçenlerde işte filanca teoriye itiraz etti. Şizofreninde dopamin teorisine itiraz etti. Onun yerine bir şey koydu. Wow, güzel. Ben çıkıp Türkiye'de diyorum ki terörist nöronlar var. Ya da Türkiye'de diyorum ki poliaminler üzerine ilaç geliştirilebilir. Bu benim yeni bir teorim. Sen kimsin? Soru bu. Evet. Kaç tane yayınım var? Kaç tane atıfım var? Kaç tane şeyim var? Ha, benim de var yeteri kadar ama hani hep daha çok olsun. Yani böyle 50-60 bin atıf olsun. Ya ucu bucağı var mı? Ben Türkiye'nin ilk beşinde sıralanan, bu atıf sayısına veya H indeksine göre sıralanan hocaların neyin uzmanı olduğunu bilmiyorum ama çok fazla yüksek lisans ve doktora yaptırmışlar. Onu biliyorum. Çok fazla sayıda yaptırmışlar. Dağınık bir şekilde. Nereye gelmeye çalışıyorum biliyor musun? İddialı bilimsel bilgiyi üretip bu bilimsel bilgiden bir teknoloji elde edebilmek için çok çok spesifiye olarak süzüle süzüle bilgiyi kullana kullana gitmek ve yenilikler ortaya koymak lazım. Yeni bilgi ortaya koymak lazım. Ben Tayfun Uzbay olarak 40 farklı öğrenciye farmakoloji alanında doktora yaptırabilirim. Farmakoloji bir derya deniz. Birine kardiyovasküler ilaç veririm, öbürüne işte gastrointestinal sistem ilacı veririm, birine nöropsikiyatrik ilaç veririm, birine ilaç etkileşmesi veririm, öbüründe gebelikte ilaç emniyeti veririm. Çeşitli konularda yaptırabilirim. Ben farmakoloji uzmanıyım. Ama bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tabii ki bunlar da olacak doktora yapanların arasında ama gerçekten spesifiye olmuş bir alana dokunan, siz duydunuz mu hiç Türkiye'den ezber bozuyoruz. Biz ezberi nasıl bozuyoruz? Canan Hoca ezber bozuyor. Tuz tansiyonu düşürür. Oytun Hoca ezber bozuyor. Türklerde gen var, buna bağlanmaz. Virüs buna bağlanmaz. Bizim ezberlerimizi bozmamız bunlar. Batılı ne yapıyor biliyor musun? Size güzel bir örnek daha vereyim. Bakın aklıma geldi. Tanrı Geni diye bir kitap çıktı. Acayip sattı. Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Satışı müthiş. Şimdi bir anda Tanrı Geni satıldıkça da medyada filan takip ettik. İşte akşam televizyon programlarında dinledik. İşte inançlı insanlar, mütedeyyin insanlar daha mutlu oluyor falan filan. Böyle şeyler konuşuldu, edildi falan. Merak ettim. Yani Tanrı Geni kitabında ne anlatılıyor? Aldım kitabı elime, okudum. Ya kitapta Tanrı Geni diye bir şey yok. Yani kitabın içinde öyle bir şey yok. Kitabın adı Tanrı Geni. Ama kitabın içinde Wilmot Geni diye bir gen var. Agresyonla ilgili bir gen. Bunun eşcinsellikle ve saldırganlıkla filan ilişkisi de inceleniyor. Ha, dopamin, serotonin falan filan bir şeylerde olduğu için insanların inanç sistemiyle de ilgisi olabilir diyor. Yani bunu kanıtlayan hiçbir çalışması yok adamın. Bunu kanıtlayan hiçbir verisi yok adamın. Ama Tanrı Geni diye bir kitap yazıyor. En çok da Türkiye'de satıyor. Şimdi dışarıda başka örnek vereyim ama. 21. yüzyılda Beyin diye bir kitap var. Stephen Rose yazmış bunu da. Harika bir beyin kitabı. Adam 85 yaşında oturmuş bu kitabı yazmış. Emekli olduktan sonra canı sıkılmış. Bütün birikimini aktarmış buraya. Harika bir beyin yolculuğu yapıyorsun ve beyine dair hiçbir şey bilmesen bile birçok şey öğreniyorsun. Ve orada adam birçok teorilerden bahsediyor, kendisinin karşı çıktığı şeylerden bahsediyor. Kongrelere gidin, kongrelerde yeni fikirler ortaya konulur
Bu fikirlere karşı çıkan olur, beğenen olur, beğenmeyen olur. Siz haklıysanız daha çok çalışarak bunu kanıtlarsınız. Birçok bilim insanı ilk fikrini ortaya attığında bunlar kabul görmemiştir, ancak sonradan kabul görmüştür. Var mı Türkiye'de böyle? Var aslında. Hulusi Behçet var mesela. Behçet hastalığını evet. tanımlamış. Evet. Peki soru şu. Türkiye'de Hulusi Behçet Üniversitesi niye yok? Türkiye'de Hulusi Behçet Kütüphanesi niye yok? Türkiye'de ana akım medyada Hulusi Behçet neden konuşulmuyor çok fazla? Bir şey daha sorayım. İlk uçmayı akıl eden kim? Hazerfen Ahmet Çelebi. Evet. Hazerfen Ahmet Çelebi ne olarak öğretiliyor acaba okullarda? Ya kanat takmış uçmuş işte. Galata Kulesi'nden atlamış, Boğaz'ı geçmiş, Doğancılar'a inmiş. O değil arkadaş. Bu adam bir matematik bilgini, aerodinamik ustası. Siz bu yönüyle hiç tanıyor musunuz Hazerfen Ahmet Çelebi'yi? Hiç konuşuluyor mu? Hep farklı yönleriyle anlatıyorlar. Hazerfen etkinlikleri var mı Türkiye'de? Maalesef. Ama uçağı kim icat etti? İngiliz. Wright kardeşler. Peki o kimden acaba esinlendi? Andrew Mangon'un Türkiye ve Türkler isimli bir kitabı var. Büyükada doğumlu İngiliz yazar. Diyor ki, ilk uçmayı akıl eden Türkler olduğu halde uçağı neden başkaları icat etti? Soru bu. Peki başka bir şey daha sorayım. Hadi çok da güncel bir şey. İlk aşı fikri nereden çıktı? İstanbul'da Osmanlı dönemi Lady Montagu İngiliz sefirinin, elçisinin eşi diyor ki anılarında, ya diyor çiçek hastalığına yakalanan hayvanların işte sürüntülerini alıp derinin üzerindeki çiziklere sürerek Osmanlılar hastalığı daha hafif geçiriyorlar diyor. Bir şey var, böyle bir yöntemle bir şey yapıyorlar diyor. Türkler aşı işini biliyorlar. Gidiyor İngiltere'ye. Edward Jenner bundan faydalanıyor. Çiçek aşısını geliştiriyor. Yani aşı fikrini çıkması bu topraklar. Ama aşıyı icat eden gene başkaları. Şimdi hani birazcık geniş kapsamlı konuşuyorum ama cin gibi çocuklarsınız. Hani ne demek istediğimi mutlaka anlıyorsunuz siz. Evet hocam. Yani yurt içi yurt dışı meselesi tam olarak bu işte. Yani yurt dışı ne yapıyor? Ben mesela Amerika'dayken bir şey yapacağım diyordum. Hadi yap diyordu adam, laboratuvar burada. Evet. Türkiye'de bir şey yapacağım. Dur şimdi bir dakika, bir düşünelim bakalım. Yani o olur mu, olmaz mı, şöyle mi olur, böyle mi olur? Yani Batı'da, o herkesin gitmeyi düşündüğü Batı'da teşvik var. Arkadaşlar, bir de şunu tartışmamız gerekiyor ciddi şekilde. Biz felaketleri ve acıları paylaşmayı çok seviyoruz. Ama başarıyı paylaşmayı hiç sevmiyoruz. Birimiz başarılı olmuşsa, bir yere gelmişse, bakın çok başarılı Türk bilimcilerini söyledim size. Hazerfen'den bahsettim, şeyden bahsettim, Behçet'ten bahsettim. Yabancıların Behçet için ne dediğini biliyor musun Ahmet? Hayır hocam. Hulusi Behçet, dünya çapında herkesçe tanınan bir bilim insanıdır. Türkiye hariç demiş adamlar. Bir tek i̇şte, Türkiye kabullenmiyor. Bu nokta aslında her şeyi gösteriyor bir noktadan sonra. Evet. Yani bizim burada Batı'nınkine benzer bir bilimsel iklim yaratmamız şart. Ve bu bilimsel iklimin içerisine siyaseti falan koymamamız da gerekiyor. Bilim insanlarının ideal bir şekilde sadece bilimsel bilgi üretmek üzere bir araya gelmeleri gerekiyor. Ben Amerika'ya gittim. Kuzey Texas Üniversitesi'nde bir odada 4 kişi oturuyoruz. İkimiz cama bakıyoruz, ikimiz sırtı bu tarafa dönük. Ben varım. Bir tane İsrailli Yahudi var ama Amerika'ya yerleşmiş. Ben Müslümanım, o Yahudi. Bu tarafta Filistinli var, birbirlerini kesiyorlar. Öbür tarafta da bir tane Alman var. Herkes hiç tartışmadan, Alman da Protestan, öteki Katolik filan. Kimse bir şey tartışmadan oturup tıkır 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 çalışıyordu. Kime çalıştık?
Kime çalıştık? Amerika Birleşik Devletleri'ne çalıştık. Gene bu kitapta biliyorsunuz bizim Nobel ödüllü bilim insanlarımız var. İkisi de İstanbul Üniversitesi'nden çıktı. Biri Orhan Pamuk. Orhan Pamuk Nobel ödülü almış. Edebiyat Fakültesi mezunu. Biz Orhan Pamuk'u Nobel ödülüyle değil, yani siyasi tarafıyla tartışmayı seviyoruz. Beğeniyoruz, beğenmiyoruz. O ayrı bir konu ama onun aldığı Nobel ödülüyle neden yani yurt dışına gidiyor onu hesaplamamız lazım. Gene Aziz Sancar Hoca Nobel ödülünü aldı, geldi işte Atatürk'e falan ithaf etti. Senin sayende dedi ben okudum liseyi falan. Şimdi bilimin CEO'ları diye özel sayı çıktı The Economist dergisinde. Birçok Türk var orada. Milyar dolarlara yaklaşan projelerin başında bulunuyor bunlar. Ortak noktaları ne? Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi veya en azından bir yüksek lisansı Türkiye'de yapmışlar, yurt dışına gitmişler. Sen bu topraklarda yetiştirebiliyorsun ve bu adamlar yurt dışına gidiyorlar ve orada CEO oluyorlar, orada proje yöneticisi oluyorlar. Peki Aziz Sancar Türkiye'de kalsaydı, bak ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum, Aziz Sancar da İstanbul Üniversitesi mezunu. Aziz Hoca gitti, kaldı. Ben geri döndüm. Bana burada daha çok ihtiyaç var dedi. Şimdi benim geldiğim noktayla Aziz Hoca'nın geldiği nokta arasında bir fark var ama ben kendi misyonumu küçümsemiyorum. Bir kişi olabilirim. Yarın beni örnek alır, bir kişi daha çıkar. Yani sorunu şöyle tamamlayayım. Yurt dışı bir çözüm değil. Yurt dışına gittiğiniz zaman Nobel ödülü dahi alsanız net söylüyorum size. Türk asıllı Fransız, Türk asıllı Amerikalı, Türk asıllı Hollandalı olmanın daha ötesinde daha başka bir şey olmayacaksınız ve ülkenizi de özleyeceksiniz. Gidiyorsanız çok küçük yaşlarda gidip orada doğup büyümek, o kültürü almak lazım. Peki Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı daha iyi bir bilimi, daha iyi bir ülkeyi, daha iyi bir düzeni hak etmiyor mu? Gittiğimiz zaman da burada geride birilerini bırakmayacağız mı? Ben de diyorum ki bilim atla deve bir şey değil. Bu kafa yani genetik bir şey de değil. Şimdi BioNTech biliyorsun Uğur Şahin aşıyı icat etti. Wow, Türkiye ayağa kalktı gene. Ya kardeşim bir oturun oturduğunuz yere. Yani onun bize bir faydası yok ki. Adamı biz yurt dışına yollamışız. Varmış bir yeteneği, gitmiş onu yurt dışında göstermiş. Bizim oturup bunu niye dışarı gönderdiği tartışmamız lazım ki bunun cevabı da neden Hazerfen günleri düzenlemiyoruz? Neden biz Hulusi Behçet'i kutsamıyoruz? Daha çok örnekler verebilirim. İlk mikroorganizmaları tanımlayan Akşemseddin'dir. Ve dolaşım sistemini bulan İbni Nefis'tir. Ama William Harvey diye geçer. Katolik kilisesinin bağnaz tutumuna altında bilim ve aydınlanma yıllar yılı orta çağ boyunca bugün gözümüzde büyüttüğümüz Avrupa ülkelerinde baskılanmıştır, gelişememiştir. Aydınlanma döneminde gökten zembille mi indi bu adamlara bilgiler? Neyi okuttular? İbni Nefis'i okuttular. İbni Sina'yı okuttular. İbni Sina'nın altın varaklı kitabı vardır İtalya'da. Doğudakini okuttular. Bu taraftakini okuttular. Ama bugün doğudakini de yanlış analiz ediyoruz. Sanki hala bu yükselme çağımız devam ediyor. Yok kardeşim. Batı geçti öne. Yani onlar bizi solladı gitti. Şimdi bizim doğruları yaparak bir yere gelmemiz lazım. Onun için de yurt dışına gitmek kolaycı bir yoldur. Bireysel olarak sizi kurtarabilir yeteneğiniz varsa. Ama yeteneğiniz yoksa çok mutlu da olmayabilirsiniz. Ve burada artık batıda da ırkçılık başlamıştır. Sebebi de şudur, nüfus artmıştır. Paylaşılan ekmek azalmıştır. Herkes kendi mahallesinde kendi kendinden olana, evin oğluna, evin kızına ekmek verme peşindedir. Yani siz oraya biz gittiğimiz zaman biraz daha iyi durumdaydık ama şimdi gidenler teknisyen seviyesinden işe başlamak zorunda da kalabilirler. Yani gelecekte batıda Türkiye'de yeteri kadar beyin göçü oldu. Batının çok çeşitli kesimlerinden yeteri kadar beyin göçü oldu.
Bunun işte bu kitabı niye yazdım? Bir yazma nedenim de şu. Ya bir farkındalık yaratalım artık. Bu çocuklar Z kuşağı diyorlar size. Bu çocuklar akıllı çocuklar. Dijital devrimin ortasında doğdular. Ama bu çocukların doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bu çocuklar farkındalar. Eğitimde bir şeylerin yolunda gitmediğinin, memlekette bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında bu çocuklar. Bu çocuklara doğru idoller, doğru kişiler, doğru yol ve kanaat önderleri sunmak durumundayız. Ben Türkiye'ye dönüm, benim şey vardır, bakın internette benim videolarıma girin, Türkiye'de Nobel'i düşlemek, icat çıkarmak diye bir TED konuşmam var. Biraz çocukluğumdan burada da bahsettim, bu kitaplarda da bahsettim. Ben Nobel ödülü almayı hedefleyen bir insandım. Hala böyle bir hedefim var. Türkiye'de ben belki de bunu yapamam, bilmiyorum. Ya güzel teorilerim de var, ben teorilerimle de övünüyorum. Poliamin hipotezim var benim, terörist nöronlar yaklaşımım var. Gayet güzel yaklaşımlarım var. Bilimsel performansı U ve U üssü faktörüyle değerlendiriyorum. Şu andaki değerlendirmelerden daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Otizme yönelik hayvan modeli geliştirmeye çalışıyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde yeni bir şeye gitmeye çalışıyorum. Vakıf Üniversitesi size birçok kısıtlılık da getiriyor aynı zamanda. Öyle devletteki gibi değil. Vakıf Üniversitesi'nde olacaksan Koç'ta Sabancı'da olacaksın. Oralarda şey bol, kaynak ve para bol ama oralara girmek için farklı yollar gerekiyor. Evet. Ama buna rağmen ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapabileceğim en güzel şey de bu geceki şu sunumu, şu anda kaç kişiye ulaştık bilmiyorum. İşte 57 mi 67 mi kaçsa. Ya bu çocukların içinden birkaç tanesi farkındalık kazanıp kendileri de giderek halkayı artırıp kendi çevrelerindekine bir farkındalık yaratıp bu gençler siyasetin tuzaklarına düşmeden birbirlerini severek ve köklerine sahip çıkarak bir bilimsel platform oluşturabilirlerse ve bunu sorgulayabilirlerse her şey bizim için gelecekte çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani ve bu topraklar Galenleri çıkarmış, bu topraklar Aristolar buradan çıkmış, Hipokrat buradan çıkmış, İbni Sina'lar daha çok sayarsınız yani. Bizim topraklar bereketlidir, daha çok var bizde, daha çok Hazerfenler var, daha çok Eczacılığın temelleri bu topraklarda atılmış. Zaten hocam Anadolu topraklarında evet. Atılmıştır. Yani. Ya sadece eczacılığı evet. Mı? Tıbbın temelleri. Ya tabii ki de birçok. Tıbbın temelleri kesinlikle de burada öyle. Atılmış. Hocam küçük bir soru daha yöneltmek istiyorum. Peki yurt dışında yani yayın yapma sayısının kriteri olarak belirtilmiş şey olmuyor mu? Esas alınmıyor mu? Yayın sayısı falan. Ya bu bizim ülkemize bir özgü bir durum mu acaba? Bakın yayın sayısı önemlidir. Bu önemsiz demiyorum. Evet. Burada yurt dışındaki adam yayın yaparken yaptığı yayınlardan adamın ne yaptığını da anlıyorsun. Tabii de o daha önemli yani. Bir alana odaklanıp gidiyor. Birbirini tekrar eden, geliştiren çalışmalar yapıyor. Ve yanına gelen, çırak olarak gelen doktora öğrencisi de bir anda büyük bir kütüphanenin içine geliyor. Bakın ben GATA'da 29 yıl çalıştım. Bir kütüphane biriktirdim. Ancak GATA'dan ayrılıp gelirken bu kütüphanenin 2/3'ünü kağıt dönüşümüne vermek zorunda kaldım. Çünkü koyacak bir yerim yok. Batı'da böyle bir şey var mı? Her yazışma, her şey, her kaynak, her belge bir yerde duruyor. Ben orada geldim laboratuvarı dünya çapında 15 laboratuvar arasına soktum. Atıf sayısı ve yayınlanan dergilerin kalitesi ve impact'i bakımından. Sonra bir kesildi orası. Üsküdar'da tekrar sıfırdan başladım. Belli bir şeyin üzerine yeniden eleman yetiştirmeye çalıştım. Şimdi Batı'da süreklilik var. Bizde bu süreklilik yok. Böyle ben Ar-Ge yapacağım, ben bilim yapacağım demekle de bu işler olmuyor. Hayır, devlet de bunu yapmıyorsa devlete makul baskı gelmesi lazım. Devlete makul baskı gelmesi de siyaset yapıp, hakaret edip, bağırıp çağırmakla olmuyor. Taleplerinizi doğru biçimde iletmeniz gerekiyor. Ben bu kitabı yazdım. Bir itirazı olan var mı? Hatta iki tane hukukçuyu okuttum. İçinde çünkü Canan Hoca'yı itham ediyorum. Ökaliptus yağıyla ilgili adamın ticari şeyine zarar verebilecek şeyler söylüyorum.
köy enstitülerini övüyorum. Eğitim sisteminin külliyen yanlış olduğunu söylüyorum. Kendi üniversitemi bile eleştiriyorum. Bir sürü eleştiri getiriyorum ama bakın ne işsiz kaldım. Yani beni Nevzat Tarhan da kapının önüne koymadı. Koyabilirdi çünkü kitabın son bölümünde ne diyorum? Bu satırları da tam öğrenci tanıtım günlerinde tanıtım yaparken yazıyorum diye giriyorum. Ama Nevzat Hoca da okuyunca herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü haklıyım ve haklılığımı küfrederek, bağırarak, çağırarak, aşağılayarak değil. Bu böyle, bunun böyle olması lazım. Bu böyle olmadığı için şu oluyor diyorum. Yani sizin de böyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Kavga hiçbir zaman iyi bir yol değil. İçine siyasete dayayarak, belli görüşlere, belli ideolojilere dayanarak yürümek bir anda değersizleştirir. Çünkü en azından o ideolojinin karşısında olanlara karşı sizin ikna kabiliyetiniz sıfırlanır bir anda. Gerçek bir tanedir, tektir. O gerçeğin peşinde gidip o gerçeği doğru biçimde ifade etmek gerekiyor. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam, Ahmet'e de sorular için teşekkür ediyoruz. Dilara'nın sorusunu alalım eğer hazırsa. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilara. Kitabınızda bir köşe yazısında bahsi geçen Novartis Türkiye CEO'sunun Harvard Üniversitesi'nde gerçekleşen bir eğitimde ihracatı 200 milyon doları bulacak yeni bir ilacın ilk kez Türkiye'de üretileceğinden ve bunun için de 40 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığından bahsetmiştiniz. Bazı sorularınıza yanıt alabilmişken ihracatın hedef ülkelerin hangileri olduğu, Amerika, Japonya, Almanya gibi ülkelerin olup olmadığı ya da Novartis'in bir Türk bilim insanının buluşuna gerçekten bir yatırım yapıp yapmayacağı gibi sorularınıza yanıt alamadığınızı belirtmiştiniz. Bununla ilgili aklınızda soru işareti olarak kalan konulara herhangi bir yanıt bulabildiniz mi ya da konuyla ilgili yeni gelişmeler var mıdır? Teşekkür ederim. Hayır, bulamadım ve o tamamen havada kalan bir haber oldu. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani ne Novartis öyle bir yatırım yaptı, ne öyle bir ilacı gördük, ne de öyle bir şey oldu. Bunlar işte medyada zaman zaman yer alabiliyor. Ya bunu da güzel yakalamışsın. Buna benzer yeni haberlerinde izini sürebilirsiniz. Yani izini sürmek ve sorgulamak gerekiyor. Sen bunu böyle dedin ama ne yaptın? Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz hocam. Yine ekip arkadaşlarımdan Nursima'nın sorusunu alalım. Merhabalar hocam. Benim sorum da şu şekilde. Günümüzde çoğu insan herhangi bir konuda az çok doğru yanlış bir fikir sahibi. Zaaflarımızın algımızı yönettiğini savunmuşsunuz ki buna ben de katılıyorum. Her konuda bilgili gibi gözükmeye çalışmak zaaflarımız arasında olabilir mi? Bu durumu cehalet bilimcilerinin ve dolayısıyla cehalet biliminin sebepleri arasında sayabilir miyiz? Doğru söylüyorsun. Yani aşırı özgüven. Şu anda da bir kitap üzerinde çalışıyorum ama bir türlü bir fırsat bulup da onu çıkartamadım. İnsanlar ve Yanılgılar yazmaya çalıştığım yeni kitap. İnsan çok yanılıyor yani. Yanılgılarla gidiyor hayat ve yanılgılarınız hayatınıza yön ve şekil veriyor. İşte bunun içinde bir tanesi özgüven yanılgısıdır. En önemli yanılgılardan bir tanesi. Özellikle sizin kuşakta, Z kuşağında bunu görüyoruz. Çünkü Z kuşağına çok fazla şey pompalanıyor. Yani sen en birincisin, en iyisisin, en güzelisin, en hızlısısın ve herkes en hızlı, en güzel, en iyi olmaya çalışıyor ve rekabet, vahşi bir rekabete dönüşüyor. Kapitalist sistemin de tabii burada bir şeyi var, dayatması var. Bu çok özgüvenli olmasına, aşırı özgüvenli olmasına neden oluyor çocukların. Ben bazı öğrencilerde bu aşırı özgüveni görüyorum. Yani bunun mütevazılıkla da bir alakası yok çok fazla. Öğrenci vehametinin farkında değil, eksikliklerinin çok fazla farkında değil. Yani iyi bir analiz yapmamız, eksikliklerimizi iyi tespit etmemiz lazım ve eksik olduğumuz noktaları geliştirmemiz lazım. En iyi eğitimi alsanız, en zengin babanın çocuğu olsanız, en uygun şartlar size sağlanmış dahi olsa çeşitli nedenlerle bir şeyler eksik olabilir. Bunları iyi tespit etmek lazım. Eğer eksikliklerinizin farkında değilseniz ve bunun üstüne üstlük bir de özgüvene sahipseniz hayatın ilerleyen dönemlerinde çeşitli şekillerde çok ağır
sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz ve bunlar hem kırıcı oluyor hem toparlanmanızı daha da zorlaştırabiliyor. Evet, doğrudur. Yani bu da bir algı biçimidir. Teşekkür ederim hocam. Hocam yine ekip arkadaşlarımdan Yaren'in sorusuyla devam edelim. İyi akşamlar hocam. Öncelikle. İyi akşamlar Yaren. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum size. Kitapta nöro pazarlama tekniğinden bahsediyorsunuz. Algı yönetiminde kullanılan nöro pazarlamanın ülkemizde Ege Üniversitesi'nde, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde araştırıldığından, geliştirilmeye çalışıldığından bahsetmiştiniz. Peki şu anda ülkemizde bu tekniğin kullanımı nasıldır ve kullananlar sizce etik sınırları koruyabiliyor mu? Evet, şimdi çok güzel. Nöropazarlama hocasıyım ben ayrıca. Yani Üsküdar Üniversitesi'nin sosyal bilimler programında nöropazarlamanın davranışsal temelleri diye bir ders anlatıyorum. Ama ben o derste pazarlamanın etik boyutlarından bahsetmeye çalışıyorum. Reklamdan bahsettik en başında konuşmamızın. Mesela ilaç ticari bir ürün müdür? İlaç nasıl pazarlanmalıdır? Yani ilaç bir tekstil ürünü gibi veya ilaç bir otomobil gibi, otomobil aksesuarı gibi pazarlanabilir mi mesela? Aynı serbest piyasa koşulları içinde. Gene eğitim bu şekilde pazarlanabilir mi? Nöropazarlama eğer reklamı çoktan seçebileceğiniz bir şey içinde size en doğrusunu seçmeyi öğretecek şekilde, bağımsız bir şekilde ortaya koyuyorsa ve etik sınırlar içinde bunları getiriyorsa nöropazarlama bir bilim olabilir. Ama bunun dışına çıkıyorsa ki ben hem internette görüyorum hem çeşitli kitaplarda görüyorum. Nöropazarlama eğitimlerinde şunu söylüyorlar. Algılattır, limbik sistemine karar ver. Halbuki benim derslerimde limbikten geleni frontale taşı, dorsolateral prefrontal kortekse hesaba katarak analiz yap. Gerçekten bu şeye ihtiyacın var mı yok mu? Karar süreçlerine bırak dorsolateral prefrontal korteks karar versin. Limbik odaklı dürtüsel davranma. Eğer limbik odaklı dürtüsel davranırsanız alışveriş bağımlılığına gidersiniz. Yani bu pazarlama işinin sonunda ki gene kendi kitabımda da bahsetmiş olmalıyım. Burada dikkat tacirleri diye bir kitaptan söz ediyorum. O kitabın ana teması da şudur. Sizin Z kuşağı büyük bir hedef. Çünkü siz daha konforlu bir ortamda dünyaya gelmiş tüketici toplumun geniş bir kesimini oluşturuyorsunuz. Ve dürtüsel davranma ihtimaliniz kuvvetli. Çünkü ergenlik döneminizi yaşıyorsunuz. Ergenlik döneminde dorsolateral prefrontal korteks çok gelişmiş olmuyor. O yüzden de ergenler daha hızlı kararlar alabiliyorlar. Daha çabuk hareket edebiliyorlar. Ve nöropazarlamanın gözü de tam burada. Yani gençler üzerinden giderek marka sadakati yaratmak ve işte 18-19 yaşında bir markaya bağladığı genci 40-50-60 yaşına kadar aynı markayı, aynı parfümü, aynı işte kot pantolonu, aynı marka tişörtü giymesini sağlamak. Bunların farkında olmak lazım. Eğer nöropazarlama etik sınırlar içinde gidip gerçekten gerçekleri anlatan, pazarlamanın gerçeklerini anlatan ve beyindeki zaaflarımız hakkında farkındalık yaratan. Neden benim nöropazarlamanın davranışsal temelleri dersimin adı? Ben o derste şunu anlatıyorum. İşte limbik sistem bunu yapar. Sizin şurayı çalıştırmanız lazım. Algıyı böyle, yani ben algısını yönetin de insanlara şunu kakalayını anlatmıyorum derste. Şunu yapmayını anlatıyorum. Dinliyorlar. Ne kadar uygularlar, ne kadar uygulamazlar bilmiyorum. Ben de bu dersi anlatıyorum. Üstüme düşen bir görevi yapıyorum. İyi, kritik bir görev yapıyorum. Ve burada ama şunu iddia ediyorum. Eğer nöropazarlama limbik odaklı gidecekse bir bilim olamaz hiçbir zaman. Çünkü böyle bir bilim olmaz. İddiam budur. Ama yok, frontale de fırsat tanıyacak ve buradaki tuzakları insanlara anlatacak ve nasıl olması gerektiğini söyleyecek. Bakın, bu yüzyılın en büyük sorunlarından biri. Bundan bir önceki pandemi, Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan İspanyol gribi salgınıydı.
1 milyar 800 milyon dünya nüfusu vardı o zaman yeryüzünde. Bugün 8,5 milyara gelmişiz. 8,5 milyar insana bir şeyleri paylaştırmak ve bir refah yaratmak kolay bir iş değil. Ve burada çıkışı nerede buluyor siyaset? İnsanları diyor şey yapalım, yani herkes kazansın, kazandığı kadar sağlık hizmeti alsın. Kapitalist sistem bunu öngörüyor. Sen çok kazan, çok sağlık hizmeti al. Öbürü az kazanan az sağlık hizmeti. Ama gördük ki bu insanları mutlu edecek bir şey değil. İşte buna çözüm bulan ekonomist, kapitalist sistem yetmiyor artık dünyaya, tek kutuplu dünyaya. Komünist sistem vardı, kapitalist vardı. Bunlar iki kutup oldu. Soğuk savaş dönemi oldu. Savaşlardan biraz ders alındı. Soğuk savaşıldı bu sefer. Sıcak savaş aman dediler. Yani çok fazla insan ölüyor. Şehirleri yeniden inşa etmek zor oluyor. Ardından kıtlıklar geliyor, salgınlar geliyor. Yapmayalım bunu, soğuk savaşalım dediler. O da ideolojik savaşlar şeklinde gitti. Sonra Doğu Blok çöktü. Tek başına kapitalist kaldı. Kapitalist de şimdi yetmiyor dünyaya. Yetmeyeceğini görüyoruz. İşte burada yeni bir sistem ortaya çıkartabilirse bu nöropazarlama falan üzerinden ekonomistler, o zaman bu bir bilim olabilir. Bunun dışında nöropazarlamaya ben açıkça söylüyorum öğrencilerime de, ben ders anlatıyorum ama ben bunu bir bilim olarak henüz görmüyorum. Teşekkür ederim hocam. Merve ile devam edelim. Merve sorunu alalım. Merhaba hocam önce. Ben biraz karmaşık bir soru, inşallah açıklayabilirim de. Bu mesela sesim geliyor değil mi? Evet evet, duyuyorum evet. Seni Merve. Şimdi mesela bu Alzheimer'da bir araştırma yaptığımda bir makalede diyor ki işte şu bitki çok işe yarıyor. Diğerinde hani hiç öyle bir kanıt yok. Hani herhangi bir kanıt yok diyor. Ya bunu da bir de kitapta bahsetmişsiniz ya, bu tarz akademik tartışmaları halk önünde yapmamak gerekiyor. Evet. Yani doktorun acaba hani bir iki çalışmada kanıtlandığı halde hani bir şey kaybetmeyiz diyerekten hani denesek, bir deneyelim gibisinden böyle bir şey yapabilir mi acaba hani? Versem mi yoksa kullanmaması mı gerekli? Deneyebilir. Denemesinde bir sakınca yok ama bunun için ayakları yere basan bir proje yazması lazım. Daha sonra bu projesiyle ilgili geçerli etik kurulları ikna ederek etik kurul onayı alması lazım. Etik kurul onayı aldıktan sonra da ilgili şeyi deneyecek. Bu henüz kanıt aşamasında değil. O zaman ne oluyor? Denek oluyor kişi. Yani diyelim senin anneni ya da babanı kullanacak denek oluyor bunlar. Orada aydınlatılmış onam dediğimiz şey söylemesi lazım sana. Bu iyi geliyor diye değil. Bakın bu yeni bir şey. İyi gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bunun herhangi bir yan etkisi olabilir, ölüme neden olabilir, hiçbirini bilmiyoruz. Ama belki iyi gelme ihtimali varsa insanlığa hizmet edecek anneniz ya da babanız. Deneyelim mi deyip size bir imza alması ve o şekilde başlaması lazım. Öyle mi yürüyor? Hayır. Bu ona iyi geliyor. Bu buna iyi geliyor. Alzheimer'lı annesine aktardan, işte internetten, oradan buradan ne buluyorsa herkes bir şeyler içirip bir şifa bekliyor. Ama bu beklenen şifa ortaya çıkmıyor. Bakın placebo diye bir şeyden, bir de benim Görünmeyen Beyin diye bir kitabım var. Bakın bu söylediklerinizin çoğu Görünmeyen Beyin kitabında açıkladığım konular. Orada çok geniş bir şekilde Alzheimer'dan, depresyondan, İşte post travmatik stres bozukluğundan, şizofreniden, madde bağımlılığından hepsinden bahsediyorum. Oralardaki tuzakları da anlatıyorum gene. Şimdi tabii denize düşen yılana sarılır. En çok cehalet bilimcilerinin tuzağına düşen hem maddi hem manevi olarak örselenenler kimler oluyor? Bir, kanser hastaları. İşte orada da kemoterapi reddediliyor. İnsanlar başka şeyler deniyorlar ama kanıta dayanmıyor birçoğu. Hatta zarar görebiliyorlar. Kurtulabilecekken, daha uzun süre yaşayabilecekken hayatını kaybeden insanlar oluyor. Bu da var maalesef. Öbürü şizofreni gibi bir türlü kesin radikal tedavisi olmayan, Alzheimer gibi kesin tedavisi olmayan hastalıklarda da insanlar umut etmek ve bir şeylerden fayda görmek istiyorlar. Ve bu alanlar bir sömürü alanı yaratıyor. Başkaları da bunu fırsata çeviriyor. Ve buralarda insanları işte koruyabilmemiz lazım. Araştırma yapılır, haklısın. Ben araştırma yapabilirim, güzel bir proje yazarım. O projede
Bugüne kadar tek tük çıkan birkaç tane makalenin sonucunu oraya koyarım. Geniş bir hasta grubuyla çalışmak istiyorum derim. Buna etik kurul izin verir. Tabii buna hasta yakınlarının da izin vermesi gerekir. Onam formu imzalanması gerekir. O da yetmez, sigorta yapılması gerekir bu hastaların. Tabii bütün bunlar masraf, onlardan kaçınılıyor. Bu işler zor işler deniliyor. Doğrusu bu, insani olan tarafı bu. Ne yapılıyor? İşte ona bir şey veriyorsun, buna bir şey veriyorsun, oradan bir şey görüyorsun, buradan bir şey görüyorsun. Televizyona çıktığında PR yapıyorsun, sosyal medyada takipçi kazanıyorsun. Böyle gidiyor ama bu işte cehalet bilimi. Teşekkür ederim. Evet hocam, şimdi bir duyuru yapıp ondan sonra devam edeyim. Sesli veya görüntülü olarak katılmak isteyen arkadaşlarım var sanırım. Chatlerde de devam eden sorular var. İki arkadaşımdan daha soru aldıktan sonra o arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğim. Beyza, şimdi senin soruna devam edebiliriz. Peki. Hocam benim sorum. Hocam kitabınızda geçen hastalıkların tanı ölçütlerini genişlemesi ve buna bağlı olarak ilaç tüketiminin artması durumuna verdiğiniz bir örnek var tansiyon hastalığıyla ilgili. Orada fakültede asistan olduğunuz yıllarda hekimlerin hemen ilaca başlamak yerine kişinin kilosunu, egzersizini, beslenmesini, stresini kontrol etmesi gibi önerilerde bulunduğundan bahsetmiştiniz. Şu an ise benzer bir durumu yaşayıp hekime başvuran hastaları hastayı izlemek yerine direkt ilaç tedavisi başlanıyor. Gerekli şeyler bile sorulmuyor. Yani ailevi durum, stres durumu, kilo, yani bunlara hiç bakılmadan direkt ilaç başlanıyor. Kendi annemde yaşadım yakın zamanda bu durumu. O yüzden olaya hakimim. İşte bu olayla ilgili sizce hekimlerin yaşam standartlarıyla ilgili hiçbir soruyu sormadan direkt ilaca başlaması, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının böyle durumlara neden olmalarının sebebi mesleki yeterliliklerini tam olarak kazanamamaları mı, yoksa idealistlikten uzak nesillerin yetişmesi mi? İkinci söylediğim daha doğru. İdealizmden daha uzak nesiller, ama tabii hekimlerin haklı olduğu şöyle de bir nokta var. Bugün artık hekimlik mesleği eski cazibesini maalesef kaybetmiş, yitirmiş durumda. İnsanlar artık cerrah olmak istemiyorlar açılan malpraktis davaları yüzünden. Ne bileyim, beyin sinir cerrahı bulamayacağız yakınlarda. Yani gelmiyor artık. Genel cerrah öyle, kadın doğum mütehassısları öyle, üroloji öyle, operasyonel alanlar çok tercih edilmiyor. Herkes illa ya cildiye istiyor ya işte daha basit temel bilimler alanına falan kaymaya çalışıyor. Sorumluluğu az olan alanlara gitmeye çalışıyor. Tabii bu çok boyutlu bir şey. Hem sistemde bir bozukluk var, hem eğitimde bir bozukluk var. Şimdi konuşmamda dedim ki, eczacılık fakültelerinin sayısı çok arttı. Bizim zamanımızda 5-6 tane vardı ama hepsinden yetişen, aynı diplomayı alan kişiler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Şimdi hekim standardında da ciddi bir kayma var. Vakıf üniversiteleri bu eğitimi çok sulandırdılar. Çünkü tıp eğitimi pahalı bir eğitim ve buraya çok büyük paralar verilerek giriliyor. Şunları görüyorum, bakın insanlar Ukrayna'ya gidiyorlar, Bulgaristan'a gidiyorlar. Orada Medical School diye bir başlık var. Onun altında fizyoterapi bölümleri falan var. Oralara kayıt yaptırıp bir yıl okuyup transkriptlerini veya iki yıl okuyup orada transkriptlerini üçüncü sınıfa kaydettirebiliyorlar. Bunların önüne geçmek lazım. Bunlara çok göz yumuluyor. Tabii sistemin içinde maalesef biz kendi kendimizi bu şekilde, hani parayı kazanan kazanıyor, kenara koyuyor ama oradan bir hekim çıktığı zaman o hekim de gelince kolayca yola gidiyor. Bir tarafında çok poliklinik yapması var hekimin. Çok poliklinik yaptığı için hemen bir ilaç yazıp işte girişiyor işe. Ama her ne olursa olsun, doğrusu öncelikle hastayı takip etmektir. İlk defa bir tansiyon problemiyle gelen hastaya hemen ilaç yazmak yerine yaşam biçimini değiştirmesi, diyetini düzenlemesi, biraz egzersiz yapması ve bu şekilde takip altına alınması doğrudur. Onun arkasından ilaç verilir. İlaç verdiğiniz dönemde takip edersiniz. Takip ettikçe ilacın dozunu artırırsınız. Bunlar tabii yapılabiliyor ama giderek bunların yapılabilirliği giderek azalıyor. İşte bu ticarileşme ve idealizmden uzaklaşmayla ilgili. 19. yüzyılın tamamı boyunca ve 20. yüzyılın
hemen hemen ilk üç çeyreği boyunca, yani 75 yıllık dönemi boyunca 1975'lere kadar bilim çok idealist seyretti. Yani Pasteur kuduz aşısından, Madame Curie bulduğu radyoaktif elementlerden çok fazla bir şey kazanmadı. Veya geliştirilen önemli ilaçlar, önemli yaklaşımlar, bunları geliştiren bilim insanlarına çok fazla bir şey kazandırmadı. Ama tabii patent yasaları gelişti, ticarileşti, bilim de ticarileşti. İnsani olan bilim ticari bilime dönüştü. Zaten ülkeler arasındaki rekabet de artık füze savaşları değil, bilgi savaşları arkadaşlar. Yani ne kadar bilimsel bilgiyi üretip ekonomik güce çevirebiliyorsanız siz o kadar söz sahibi bir ülkesiniz. Kitapta ondan da bahsediyorum. Zaten bu şekilde 25 ülke var dünyaya hükmeden ve küresel güç diyebileceğimiz. Bunun içine giremiyorsanız küresel rüzgarlarda o tarafa bu tarafa savrulup duruyorsunuz. Tamamen ticarileşmeyle ilgili, bilimin insanilikten ticariliğe dönüşüyle ilgili bir durum. Yani insanlara eşit gidecekse sağlık hizmeti, bütün insanlar kıymetliyse, bütün insanlar değerliyse o zaman biz bir yol bulmak zorundayız. Yani bilimi, sağlık hizmetlerini ve eğitimi ticarileştirmeden mümkün mertebe adil bir sistem içinde insanlara sunabilecek bir yol ve yöntem geliştirmemiz gerekiyor. Öyle bir yöntemden de oldukça uzak durumdayız ve giderek uzaklaşıyoruz maalesef. Aynen öyle. Evet, teşekkür ederiz hocam. Seray'ın sorusunu alabiliriz. Seray. İyi akşamlar hocam öncelikle. İyi akşamlar. Benim sorum şu şekilde. Eski zamanlarda insanlar hayatı yaşayarak öğrendikleri için etraflarındaki olayları bazı sebeplere bağlama ihtiyacı duyuyorlar. Bu sebeplere bağladıkları için de aslında çok fazla yanlış bilgiye inanıyorlar ve cehalet yaygınlaşıyor. Cehaletin önüne geçmek için günümüzde bilimin fazla gelişmesiyle birlikte insanlar aslında daha soyut ve kanıtlanması zor teoriler üretmeye başlıyorlar ve bilgi kirliliği çok fazla artıyor. Benim sorum, bilgi arttıkça cehalet de artmış mı oluyor, yoksa bilgi arttıkça cahillik gerçeği kendini daha çok mu göstermeye başlıyor? Evet, şimdi güzel soru gene. Eskiden cehalet dediğimiz şey okuma yazma bilmemekti. Çünkü İnsanoğlu yazıyı M.Ö. 4000'de icat etti. O günden bugüne bilgi bir yerlere yazılarak geldi. Yani kitaplar okunarak, önce okuma yazma öğretiyordunuz insanlara ki hani bilgiye ulaşabilsin. Okula gidince de cahillikten kurtuluyorduk. Şimdi geldiğimiz yüzyılda artık dijital ortam işin içine girdi. Okuma yazma öğrenmen yeterli. Daha fazla bir şeye gerek yok. Google'a girdiğin zaman babanın hastalığı ne diye soruyor şimdi adam doktora. Angina pectoris diyor. Yaz şuraya diyor. Ben onu şimdi aklımda tutamam. Yazıyor. Giriyor angina pectoris diye yazıyor. Orada ne gelmişse onların hepsini okuyor. Gidip diyor ki verdiğin bu ilacı değil de şunu şey yaptın mı filan diye sorabiliyor filan mesela. Şimdi uzmanlığa bir şey yok. Bir rağbet yok artık. Herkes kendini uzman zannediyor. Ciddi bir özgüven yanılsaması var. Bu özgüven yanılgısının en büyük nedeni bilgiye kolay ulaşılabilmesi. Bu bir. İki, eskiden işte çivi yazısıyla başladık. Papirüsler, mapirüsler, işte kitaplar basıldı falan filan. Bundan 30-40 yıl öncesine gidin, çok fazla öyle şey Masum Başı'nın falan yazdığı tipte kitaplara rastlamıyordunuz. Onlar basmaya değer kitaplar olmuyordu. Ama şimdi basılmaya değer, her şey basılabiliyor. Parayı bastıran, biraz tanınmışlığı olan ya da ya işte bunun ismi var, şuna bir kitap yazdıralım, işte iyi olur falan. O eskiden işte bazı şarkıcılar tutunca, Orhan Gencebaylar, Emel Sayınlar, bunlar gelip mesela Yeşilçam filmi de çeviriyordu ondan sonra. Bu filmlerin yarısı şarkıyla geçiyordu ama insanlar izliyordu. Bunun gibi bir şey. Şimdi bugün bir hatalı bilgi girebiliyor şeye. Şimdi Şeyma Subaşı bir şeyden bahsediyor kitabında, değil mi? O bilgiye de ulaşabiliyorsunuz şeyden. Anahtar kelimeyi girdiğiniz zaman, hatta çok tıklandığı için en tepede Şeyma Subaşı gelebiliyor. Ya da tansiyon, tuz de en başta kim geliyor? Canan Karatay geliyor. Niye? Çünkü 1,5-2 milyon takipçisi var. Artı herkes onu tıklaya 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 en tepeye taşımış. En tepede o geliyor. Adam bakıyor, aa tuz tansiyonu
düşürüyormuş. Vay namussuz diyor, affedersiniz doktora. Bana bir de diyor tuz kısıtlaması verdi. İşte bu Batı tıbbı şöyledir. Yok modernizmin canı çıksın. İşte Rothschild ailesi bizi zehirliyor. Bize çip takacaklar aşıyla falan. Ucu bucağı gidiyor. Bunlar hep bilgi var. Dikkat et. Çip diye yaz, aşı, çip, COVID-19 hepsi gelir karşına. Ve ne oldu? Önce sadece doğru bilgi varken, şimdi artık doğru bilginin yanında yanlış bilgi de var. Havuz kirli. Sen bu havuzun içinden süzerek ve suyu kaynatarak içmek durumundasın. Şu andaki en büyük handikaplardan biri o. Yani istediğin kadar okuma yazma bil, istediğin kadar üniversite mezunu ol. Bu bilgi kirliliğinin içinde neyi bulacaksın? Bir de bu aynı zamanda insanlara internette her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşma korkunç bir özgüven ve korkunç bir hava getirdi. Adam eczacılık fakültesini, tıp fakültesini, hukuk fakültesini rüyasında bile göremez, giremez. Ama internetten okuduklarıyla bazen savcı, bazen hakim, bazen eczacı, bazen hekim olabiliyor. Ve bir de bundan uğraşıyorsun. Dolayısıyla bu yüzyılın en önemli sorunu bilgi kirliliğidir. Bu bilgi kirliliğinin içinde reel bilgiye nasıl ulaşacağının yollarını bulmaktır. Bunun yolu da doğru kaynakları okumak, doğru uzmanları izlemek ve uzmanlığa saygı göstermekle mümkün olabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Chat'te bir arkadaşımız sorun var şeklinde belirtmiş. Asya Tanem, eğer uygunsa sorusunu alabiliriz şu anda. Hocam merhaba. Merhaba. Ben 11. sınıf öğrencisiyim Ankara Bir Fen Lisesi'nde. Ben bugün size alerjiler ve alerjilerin baskıladığı ilaçlar, pardon, ilaçların baskıladığı alerjiler ve ilaçların değiştirdiği genler hakkında bir soru sormak istiyorum. Evet. Dinliyorum. Sesi gitti. Sesiniz gitti ama. Bir başkasına sor. Şu an geliyor mu hocam? Yok. Evet geliyor. Devam et. Dinliyorum seni. Kusura bakmayın. Doğada yetişen besinlerin insan vücudunda alerji adı altında tepki göstermesinin nedeni nedir? Bu özellikle gözlemlediğim kadarıyla yeni nesilde oluyor. Yeni nesillerin genlerinden mi kaynaklıdır yoksa besinlerin tohumlarından mı kaynaklıdır? Ve bu konuda birçok kişinin alerjisi olmasına rağmen alerji üstünde çalışan branşların ben yeterince derinleşebildiğini düşünmüyorum açıkçası. Bu ilaç sektörünün bilinçli olarak tıkanmasından mıdır yoksa bilimin insan vücudunda belli bir yerden sonra durması mıdır? Şimdi bu yeni bir şey değil, önce onu söyleyeyim. Hani bu kuşağa özgü bir şey değil. Ben sana çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki çok şaşıracaksın şimdi. Bilim tarihini okuduğumuz zaman karşımıza değil mi ilk başta bir avcı toplayıcılar diye bir grup geliyor. Sonra bir tarım devrimi oldu deniyor. Yani bu tarım devrimi işte insanlar hayvanları evcilleştiriyorlar. Etinden, sütünden, yününden, gücünden faydalanıyorlar. Ayrıca tarım devriminde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi insanların sayısı artıyor. Avcı toplayıcı dönemde protein ihtiyacı ve beslenme ihtiyacı ne var? Etrafta bol miktarda bitki var, meyve var ağaçlarda ve protein ihtiyacı hayvanlar var. İnsan tarımı bilmiyor o sırada. Avladığı hayvanın etini yiyip işte protein ihtiyacını karşılıyor. Sonra ateşi buluyor, onu pişirmeyi öğreniyor falan filan. Ama nüfus artıyor. Bir de avlanmak tehlikeli bir şey öbür taraftan. Yani bazen avcıyken av oluyorsun. Hayvan da seni avlayabiliyor. Besin zinciri içerisinde bir hayvanın şeyine bir insan da düşebiliyor. Yani akşam yemeği menüsüne. İnsanlar bir çözüm arıyorlar ve çözüm şeyde bulunuyor. Yani hayvanlar evcilleştiriliyor. İşte sütünden de faydalanabiliyor. Öbür taraftan yumurtasından faydalanabiliyor beslenmeyle ilgili. Daha müthiş bir şey. Toprak sürülüyor ve burada buğday yetiştirilebiliyor. Ve tarım devrimi diyoruz biz buna. Yani kim nasıl icat ediyor, nasıl geliştiriyorsa, hani yazı nasıl icat edildiyse tarım devrimi ve buğday. Ve buradan bir besin oluşturuluyor. Şimdi bu besini alan insanların büyük bir kısmı da telef oluyor tabii. Yani neden? Çünkü o besinin metabolizmasını sağlayacak enzimlerin gelişmemesi evrimsel süreç içerisinde. Yedikçe daha dirençli olanlar hayatta kalıyor ve diğerleri geliştiriyor ve hala bugün
gluten ve kazein alerjimiz var mı bizim? Yani glutensiz ürünler falan deniyor. Hala Homo sapiens sapiensin bir kısmı glutene hassas. Gluten onda problem yaratıyor. Ve glutensiz ürünler alması gerekiyor. Bu çok eskiden beri bir kere olan bir şey. Evet, bu genlerle ilgili bir durum. Ama genler, belli genler vardır, belli genetik problemler vardır. Bunlar hastalıklara da neden olabilirler. Çok mesela nadir hastalıklar dediğimiz hastalıkların SMA gibi falan çoğu genetik geçişli hastalıklardır. Ama bazen de genlerin çevreden gelen etkene hazırlıklı olmaması bazı bireylerde işte metabolize edecek, glutenle haşır neşir olacak bir gen yok vücudunuzda mesela. O zaman gluten sizin başınıza dert oluyor. Bazılarında var, dert olmuyor. Bu çevreden gelene vücuttaki bir genin eksikliği meselesi. Mesela dünyanın bir ısınma dönemi var. Bu ısınma döneminde meyveler olgunlaşıyor ağaçlarda ve yere düşüyor. İnsanlar bu yere düşen meyveleri yediği zaman bazıları ölüyor. Ölme nedeni alkolizm. Çünkü alkolü metabolize edecek enzim yok. Aldehit dehidrojenaz enzimi gelişmemiş henüz. Bazılarında gelişiyor, bazılarında gelişmiyor. Bunlar zaman içinde gelişiyor tabii. Bugün aldehit dehidrojenaz enzimi bizim beyaz ırkta iyi gelişmiş olmasına karşın sarı ırkta iyi gelişmemiştir mesela. Asyalıların, sarı ırkın alkole karşı hassasiyeti beyaz ırktan çok daha yüksektir baktığınız zaman. Belki de binlerce yıl sonra bu hassasiyet onlarda da ortadan kalkabilir veya daha farklı bir şeye evrilebilir. Bunu bilemiyoruz. Bazen de genler çevresel etkenlerle değişime uğrarlar ve çeşitli hastalıklara neden olurlar. İşte karşımıza diyabet çıkabilir. Bu bir diyabet genini olmasından değil, bazı genlerimizin çevresel koşullarla, çeşitli nedenlerle bozularak diyabete yatkınlık yaratmasıyla ilgili bir durumdur. Kanser, birçok kanser türünde de bu böyle gelişir. Alerjilere gelince bazı insanlar, alerji biliyorsunuz vücudun immün mekanizmalarıyla ilgili bir şey. Aşırı immün cevaplar ortaya çıkabiliyor. Bu astımda da, alerjik astımda da mesela en çok alerjik astımda görürüz böyle bir şeyi. Belli mevsimsel dönemlerde alerjik rinit dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Bazı insanlara da mesela penisiline alerjisi vardır. Bazı insanların gene bu aşı yapılan süreçlerde de görüldü, messenger RNA'da kullanılan taşıyıcı sistemlere ciddi alerjisi ortaya çıkanlar oldu. Ciddi alerjik reaksiyonlar gösterenler oldu. Bunlar atopik kişiler dediğimiz kişiler. Ve bunun ilaç endüstrisiyle veya başka etkenlerle hiçbir ilgisi yok. Bugün basit alerjiler veya penisilin alerjisini ele alalım. Ölümcül bir alerjidir ama basit bir alerjidir. Basit olmasının nedeni hastane koşullarında alerji ortaya çıktığında antihistaminik adrenalin verdiğiniz zaman hasta tamamen toparlanır ve hiç olmamış gibi hayatı kurtulur. Aşı yaptıktan sonra da insanları o yüzden tutuyorlar biraz. Yani bu ilaç endüstrisiyle filan ilgili bir durum değil. Bu insani bir durum. Bundan sonraki yüzyıllar boyunca da bazı insanlar bazı şeylere alerjik olacaklar. Bazen de yeni alerji biçimleri ortaya çıkacak. Yani yeni bir ürün çıkacak ortaya. Mesela buğday bulunmadan önce gluten alerjisi yoktu kimsede. Buğday bulunduktan sonra bu ortaya çıktı. Penisilinler bulunmadan önce penisilin alerjisi dünyanın bir problemi değildi. Penisilin bulununca penisilin alerjisi ortaya çıktı. Gelecekte de olacak. Bunlar hep olacak. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Çete Betül arkadaşımız bir soru yazmış. Onu ileteyim size. Nöropsikofarmakoloji alanında çalışmak ve bu alanda devam etmek isteyen bir eczacılık öğrencisi ne yapmalıdır, ne tavsiye edersiniz? Ülkemizde bu eğitimi alabileceğimiz bir üniversite programı var mı şeklinde? Nöropsikofarmakoloji doktora programı veya yüksek lisans programı yok. Burada iki yol izlenebilir. Ya tıp fakültesi bitirilip psikiyatri uzmanı olup veya nöroloji uzmanı olup onun arkasından tıbbi farmakolojide doktora yapılabilir ikinci bir eğitim olarak. Ya da bitirilir,
Eczacılık Fakültesi Tıbbi Farmakoloji doktorası yapılır ve daha sonra da tamamen nöropsikiyatri alanını kendinize seçersiniz. Aynı benim izlediğim yoldan gidersiniz. Şimdi ben bir nöropsikofarmakoloji programından mezun değilim. Benim diplomama bakarsanız lisans diplomamda eczacılık yazar, doktoramda da tıbbi farmakoloji yazar. Ama herkes beni neredeyse yani psikiyatrist bile zannedenler var. Benim bayağı bu alanda yani yayınlarıma da bakarsanız yayınlarımın büyük çoğunluğu madde bağımlılığı ve madde bağımlılığıyla bağlantılı hastalıklar ve en son zamanda da madde bağımlılığı şizofreni ilişkisini incelerken şizofreniye odaklanmıştır. Böyle olunca da sizi nöropsikofarmakolog olarak insanlar tarif ediyorlar ve kimse de buna itiraz edemiyor. Yani ya psikiyatrist olup tıbbi farmakoloji doktorası yapacaksınız ya tıbbi farmakoloji doktorası yapıp tamamen çalışmalarınızı, teziniz dahil bu alana yönelteceksiniz. Bu alanda çalışan biriyle yolunuza devam edeceksiniz. O şekilde yürüyebilirsiniz. Bu yurt içinde olabilir, yurt dışında olabilir. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Zannedersem chat'teki sorularımızın hepsini ilettik. Arkadaşlarımızın da sorularını ilettik hocam. Hocam arkadaşımız şu anda bir arkadaşımız yayına katılmak istedi. Alalım evet. Onu isterseniz. Tabii. Alalım. Ahmetcan katılabilirsin tabii ki. Sorunu bekliyoruz. Merhabalar herkese. İyi akşamlar diliyorum hocam. Evet Ahmetcan. Ben de az önceki cümlenize binaen sorumu sormaya karar verdim. Hocam dediniz ya bağımlılıkla ilgili çalışıyorum ben. Beynimizin hani bizi yönetmesiyle ilgili bir nevi çalışıyorum. Hocam ben de David Eagleman gibi belki tanıyorsunuzdur, büyük ihtimal tanıyorsunuzdur. Evet. Biz nörobiyolog kitaplarını okudum çok daha fazla. Sizin de kitaplarınızı okuyorum şu anda. Çok basit bir soru soracağım ama ben... Kendi gözlemlerim çerçevesinde bu soruyu kendime sordum ve bu ilgimi çekti ve kitaplara yöneldim. Size soracağım soru bu madde bağımlılığını da ilgilendiren bir soru olacak. Hocam kontrol gerçekten bizde mi? Hani kontrol insanın yaptığı hareketlerinde, kontrol gerçekten iradesinde mi? Düşünebilir düşünceler diyor David Eagleman buna. Hani yapacağımız temel aktivitelerimiz mesela yürümek gibi ya da soluk alışverişimizi düşünebilmek gibi. Bunu düşündüğümüz zaman hayatımızın sona ereceğini iddia ediyor. Bunu bizim düşünmememiz gerektiğini söylüyor. Peki bunu biz düşünmüyoruz. Beynimiz altyapıyla hani buna zombi sistemler diyor kendisi. Arka planda bu işleri yönetiyor. Yani size soracağım soru şu. Kontrol kimde hocam? Ben beynin yapısıyla çok ilgileniyorum. Bunu sormak istedim. Tabii kontrol bizde ama bizde gibi gözükmekle beraber bizim yanılgılarımız işte İnsanlar ve Yanılgılar kitabının da özünü aslında bu oluşturacak. Yanılgılarımız bizi şey yapıyor yani yönlendiriyor. Yanılgılarımız ölçüsünde veya bazen yanılgılar hayırlara da vesile olabiliyor. Yani yanlış attığınız bir adım sizi bir şeyden de koruyabiliyor filan. Şimdi David Eagleman özelinde gelirsek, David Eagleman'ın lisansı nereden biliyor musun? Lisans derecesini nereden almış? Hocam kitaplarını okudum ama çok iyi bir bilgiye sahip değilim. Nereden olabilir? John Hopkins olabilir belki İngiltere'de, bilmiyorum hocam. Değil. Lisans eğitimini nereden almış olabilir? David Eagleman değil mi? Kitapları çok satıyor. Özellikle... Beynin gizli hayatı, incognito deyince millet merak etti. Ya beynin içinde kesinlikle gizli hocam. Ne var acaba falan diye. Müthiş kitap falan filan. Türkiye'de acayip sattı. Benim görünmeyen beyin 5 baskı yaptı. Ben çok memnun oldum. Yani ama David Eagleman'ın şeyi, kitabı çok büyük baskılar yapıyor. David Eagleman'ın kitabının ilk cümlesi, incognito'nun ilk cümlesini hatırlıyor musun? Evet hocam. Ne diyor? Kafamın içinde biri var. O ben değilim diyor. O ben değilim diyor. Yani senin sorduğun soruya benziyor mu biraz? Kontrol bende mi değil mi? Değil mi? İşte ben yani arada kalmış bir insan. Hani okudum. Tamam dur şimdi geleceğiz o noktaya da. Bu güzel soru. Şimdi buradan bak nerelere geleceğiz. Şimdi David Eagleman kafamın içinde biri var ama o ben değilim diyor. Kime atıfta bulunuyor?
Bir baksana oradan. Bir müzik topluluğuna atıfta bulunuyor. Altına yazmış. Pascal. Yok, Pascal değil. Bilmiyorum. Bir şey ya. Müzik topluluğunun adı bir şey bak. X müzik topluluğu. Yani rock müzik yapan bir topluluk demiş onu. Bir topluluk üyesi söylemiş. Kafamın içinde biri var ama o ben değilim. Peki David Eagleman iyi bir araştırıcı olsaydı bu sözün 1235'lerde falan söylendiğini veya yanlış yapabilirim 1250'lerde belki. Yunus Emre ne zaman yaşadı? Oralarda. Evet, yani ne diyor 1200 Yunus Emre? Beni bende demen, bende değilem. Bir ben vardır bende, benden içeri. Evet. 21. yüzyıl bu 2021 özür dilerim. 2021 ne yılı ilan edildi? Yunus Emre yılı ilan edildi galiba, değil mi? Yani biz Yunus Emre'yi peki al bir şey daha çıktı şimdi ortaya. Yunus Emre bizde 3 yerde mezarı var. Yatır işte gidip dua et, oraya bir şey bağla falan filan. Ya bu adam felsefeci. Türkçe düşünen bir felsefeci. Sen hiç felsefecim yok diyorsun. Yani batılı felsefecileri okuyorsun ama buradaki felsefeyi anlamak lazım bir kere öncelikle. David Eagleman, Yunus Emre'nin farkında değil. Rock grubuna ithaf ediyor. Benim Görünmeyen Beyin kitabını alırsanız ben de onu düzeltiyorum orada. Yani Yunus Emre'den de daha önce bunu söyleyen birileri var. Hatta Libet deneylerinden bahsediyorum. Benjamin Libet'in bazı deneyleri var. Yani bir şeye karar veriyoruz. Karar vermeden önce beyinde bir aktivite saptanıyor. Bazıları buna ruh diyor. Bazıları acaba özgür irademiz bende mi diyor. Bakın özgür irade tartışmaları da var. Ben size şu Görünmeyen Beyin kitabını da okumanızı tavsiye ediyorum şu anda. Beşinci baskısını, turuncu kapaklı olanı. Çünkü ona 120 sayfa falan ekledim. İlk baskısı 2017'deydi. 2020'deki beşinci baskıya 120 sayfa kadar yeni bir şey ekledim. Şu kuantum meselesini de, kuantum fiziğini, kuantum beyni hepsini bir değerlendirdim. Hatta nöroteoloji, din-bilim ilişkisini de inceledim. Yani Tanrı geninden falan yola çıkıp. Şimdi tekrar soruma dönüyorum. Var mı fikri olan David Eagleman'ın lisans eğitimi ne olabilir? Ünlü beyin kitapları yazarının. İngiliz dili edebiyatı mezunu. Hmm. Daha sonra nörobilim yüksek lisansı yapmış. Nörobilim yüksek lisansı yaptıktan sonra da güzel böyle kitaplar yazıyor. Ama giderek de şeyi kokuyu almış vaziyette. İşte insanlara kuantum dediğin zaman aşkı kuantuma koy. İşte gelecek geçmiştedir, geçmiş gelecektedir. Benim kontrolüm bendedir, bende değildir. Şudur budur, kafa yor. Oku, et, işte güzel. İnsanlar komplo teorilerini seviyorlar. İnsanlar bilinmeyeni, yani bir sır, işte beynin sırları diye bir program yapıyorlardı. Bizim Sinan Canan'la falan işte gece yarıları açıyorsun telefonu, şeyi, televizyonu, beynin sırrını anlayacaksın. Ne var? Neticede gidiyorsun, geliyorsun, işte görünmeyen beyin çıkıyor ortaya. Kitapta yazdığım şey. Beyinde hala göremediğimiz şeyler var, açıklayamadığımız şeyler var. Sana şöyle cevap vereyim. Biz Hubble teleskobu icat edilmeden önce uzayı, ötesini pek konuşmuyorduk. Samanyolu o kadar. Bizim galaksimiz Samanyolu'ndan ibaret. Onun dışında ne olduğunu bilmiyoruz. Hubble teleskobu icat edilip de teleskop teknolojisi gelişince, dışarı çıkınca ne gördük? Ha dışarıda da var gezegenler. Yani galaksinin dışında başka galaksiler de var. Nereye kadar olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o bilgi değişti. Şimdi 1900'lerin başında Camillo Golgi kazara işte gümüş nitratı beyin dokusunun üzerine döküp nöronları görünür yapmasa nöronları konuşmayacaktık. Nörokimyasal iletişim hiç ortaya çıkmayacaktı. Sinaptik kavram olmayacaktı. Sinapslar arası iletişim olmayacaktı. Bugün her şeyi nöronlara yıktık. Her şey nöronlarla ilgili. Alzheimer'da kolinerjik aktivite azalıyor. İşte şizofrenide mezolimbik dopamin artıyor. Güzel.
Mezolimbik dopamini baskıladım. Şizofreninin semptomları gidiyor ama kendisi gitmiyor. Aynen verem hastası olan birinde öksürüğü ve ateşi baskılıyorum ama verem gitmiyor. Neden? Çünkü vereme bir bakteri neden oluyor. O bakteriyi öldüren, önce bakteri tarif ediliyor, tanımlanıyor. Sonra onu öldürecek antibiyotiği geliştiriyoruz. Hastalık halloluyor. Şu anda beyinde daha bilmediğimiz tabii ki çok şey var. Ben sana Görünmeyen Beyin kitabını okumanı hararetle, şiddetle tavsiye ederim. Eagleman'la beraber beni de oku. İkisini bir araya getirdiğin zaman ufkun açılacak. Kontrol sende mi değil mi bir karara varacağını tahmin ediyorum. Eğer varamazsan bana haber ver. De ki hocam beni masrafa soktun. Kitabı iade ediyorum de ben senden satın alırım kitabı. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam Ahmet'e de sorusu için teşekkür ediyoruz. Bir soru daha gelmiş chatten. Dilerseniz onu da alıp. Bir ekleme yapabilir miyim? David Eagleman'a, tabii hocam. David Eagleman'a itiraz etmeyen Necip milletimin bazı üyeleri Tayfun Uzbay nereden nöropsikiyatrist oluyor diyor. Ya ben nöropsikiyatrist olduğumu iddia etmiyorum. Nöropsikiyatri alanda çalışan bir farmakolog olduğumu söylüyorum. Çok haklısınız. Hocam ben de araya gireceğim. Tabii. O kadar dediğiniz gibi hani eleştirilerinizde haklısınız ki araştırdığımızda hani popüler bilim kitaplarının daha öne çıktığını görüyoruz ve ben bu konuya ilk adım attığımda ben bu adamla tanıştım. Hani doğrudan bana bu kitaplar hatta seriler halinde geldi. 1 2 3 falan diye. Bak Eagleman kötüdür demiyorum. Lütfen yanlış anlama. Hayır, hayır okunması gerekiyor. Ben de faydalandım. Görünmeyen beyin kitabını okuduğun zaman göreceksin. David Eagleman'a direkt atıfta bulunarak epeyce yazdığım bölüm var. Mesela bir tanesi nöro hukuktur. Çok da kritik ve önemli bir kavramdır. Artık mevcut hukuk sistemi de yetmiyor bir takım şeyleri değerlendirmeye. Yani ne kadarı yaptığımız, işlediğimiz suçların ne kadarı bizim beynimizin yanlış çalışmasıyla ilgili ve nerede bu sınırı koyacağız biz buraya? Bu da nöro hukukun konusu. Bunlar harika konular senin söylediğin. Kontrol kimde? Libet'le ilgili bölümü oku. Benjamin Libet deneyini oku. Orada iyice aydınlanacaksın. Kesinlikle okuyacağım hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hocam bir sorumuz daha var. Onu da ileteyim dilerseniz. Şahin arkadaşımızın sorusu. Şöyle sormuş hocam. Serkan Kara İsmailoğlu'nun İkinci Beyin Bağırsak kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilimsel olarak değerlendirebilir misiniz? İkinci beyin yani bağırsak ikinci beyin falan değildir. Yani bir tane beynimiz var. Bağırsakları otonom sinir sistemi üzerinden inerve ederiz. Ve istemsiz çalışır. Otonom sinir sistemi faaliyetini düzgün götürmezse bağırsaklar çalışmaz yeterince. Bağırsaklardaki serotonin işte evet beyinle bağırsak arasında bir tane de bağlantı var vagus üzerinden filan. Şimdi bağırsak mikrobiyotasının bozulması hayat konforunuzu bozar. İki nedenle. Bir, çeşitli hastalıklara yatkınlığı kolaylaştırır. Az önce dedim ya çevresel faktörlerle genler bozulur, hastalığa yatkınlık artar. Bağırsak mikrobiyotası, beslenme kötülüğü, mesela kötü beslenme çevresel bir etkendir. Tek taraflı beslenme çevresel bir etkendir. Hatalı besin yani katışıklı besin ya da hileli besinle beslenme bunları bozabilir. Çeşitli hastalık halleri bunu bozabilir ve daha başka kısır çatışmalara vücutta neden olabilir. Gene bu denge bozulduğunda bağırsak florasında çoğalan patojenlerin kan beyin engelini geçerek beyne ulaşmaları bir takım hastalıkları daha da ağırlaştırabilir, zemin yaratabilir. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama prebiyotik, probiyotik, yok turşu yiyelim, tamam yiyelim, turşu gerçekten harika bir besin. Yoğurt yiyelim, gerçekten harika bir besin. Ama şimdi bağırsak mikrobiyotasını düzeltiyoruz diye bir prebiyotik ve probiyotik endüstrisi doğdu. İnsanlara probiyotik veriyorlar. Peki yaptın baktın mı bağırsak florasını adamın? Yani onun herkesin boğaz florasında olduğu gibi bağırsak florasının da bir dağılımı var. Benim normalimle sizin normaliniz, buradaki bir arkadaşın normali aynı olmayabilir. Bu analizi yaptıktan sonra eksiği yerine koyacaksınız. Bu şuna benziyor. Geçen akşam çıkmış işte Osman Müftüoğlu,
magnezyum iyi bir şeydir. İşte magnezyum alın. Magnezyum çok fazla önem verilmiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Öbür tarafta D vitamini eksikse işte insanlar ölebilir filan. Güzel. C vitamini eksikse hasta oluyorsunuz. Güzel. Bunların hepsi doğru bilgiler. Peki ölçtürüp mü alıyorsunuz bunu? Yani magnezyum düzeyinize baktırarak mı alıyorsunuz? Ya da ne bileyim D vitamini düzeyine ölçtürerek mi? İnsanlar ezbere gidiyorlar, yağmalıyorlar eczaneden oradan buradan. Ha, ben diyor D vitaminini ayrı alıyorum, magnezyumu ayrı alıyorum, çinkoyu alıyorum. Ya bütün vücut bir şey halinde. Ya bu kadar şeyi dışarıdan alıyorsunuz. Peki ben şunu soruyorum. Sizin D vitamini eksikliğinizin ya da magnezyum eksikliğinizin sebebi ne? Yani iyi besleniyorum ama işte magnezyumum az. İyi beslenip magnezyumun azsa muhtemelen dışarıdan aldığın magnezyumu da kullanamayacak senin vücudun. Başka bir şey var o magnezyumu kullanmakla ilgili. Orada başka bir problem var. Bunları tespit etmeksizin ezbere onu bunu şunu alıp işte bir şeyler yapmaya çalışmak bize çok fazla bir şey kazandırmıyor netice itibariyle. Teşekkür ederim hocam. Burada da şöyle bir dipnot eklemek isterim. Cehalet Bilimi kitabında nöropazarlama cehalet biliminin neresinde kısmında yani kitabın üçüncü kısmında bağırsak beyne karşı ve prebiyotik probiyotikler şeklinde ayrı başlık altında da hocamız tekrardan anlatmış bu konuyu. Anlatıyorum orada hani bu kitabı okumayan arkadaşlar varsa okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Birçok sorunun kesinlikle cevabı orada var ama ikinci beyin olduğuna kusura bakmasınlar katılamıyorum. Ayrıca bağırsaklardaki serotoninin göreviyle beyindeki serotoninin görevi ve şeyleri çok farklı, işlevleri çok farklı. Öbür taraftan serotoninin gerçekten mutlulukla ilgili bir şey olup olmadığı konusu da muallak. Mutluluk dediğiniz şeyi nerede tanımladığınıza bağlı. Bu moodla ilgili bir şeydir. Yani haz almakla falan çok da ilgisi yoktur serotoninin. Ama biliyorsunuz bir cehalet bilimcisi, bir onkoloji profesörü kokoreç yiyin iyi gelir dedi. Çünkü bağırsakta kokoreç çok dedi. İyi de yani serotonin oda ısısında bile stabil olmayan bir şey kimyasal. Kızartılmış bir bağırsağın üzerinden siz ne kadar serotonin alacaksınız bunu da kimse sorgulamadı. Birisi kelle paça dedi, kelle paçacılar bayram etti. Öbür tarafta işte serotonin artırmak için kokoreç yiyorsunuz falan. Maalesef bu bağırsak konusu da önemli bilim insanları net söylüyorlar. Büyük projeler var şu anda takip edilen. Ciddi tarafları var bunun. Ama burada bakın iki boyutu var işin. Bir bilimsel gerçekler var burada. Bağırsak mikrobiyotası bozulmuşsa bu hastalıklara neden olabilir. Yanlış olan nedir? Neyin bozduğunu veya nasıl bozulduğunu bilmeden ezbere probiyotik ve prebiyotikle bunu desteklemeye çalışmak bir anlam ifade etmiyor. Evet hocam. Ve çok ikinci beyin hiç değil. Çok teşekkür ederiz hocam yanıtınız için. Zannedersem chat'teki sorularımız ve bizim sorularımız da dahil. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bağırsaklara bu kadar önem atfederken mesela sizce böbreklerin hatırı kalmıyor mu ya da karaciğerin? Ben bunu bağırsağı ikinci beyin diyen arkadaşa sorayım. Bağırsak da ikinci beyin ama karaciğer çalışmadı. Kaçıncı beyin olacak? Veya böbreğiniz iyi çalışmıyor. Yani veya ayakkabınız dar geldi bir de nasır var serçe parmağınız vuruyor. Bakın serçe parmağınız birinci beyindir o anda. Ciddi şekilde anksiyete, ağrı, acı her şeyi hissedersiniz. Serçe parmağınız birinci beyin olabilir. Tabii ki kabızlığı olan bir insanın hayat konforu bozulacaktır. Gastrointestinal sistemi bozulan bir insanın aynen karaciğer, böbrek gibi konforu bozulacaktır, anksiyetesi de artacaktır. Ama buna onun beyin olduğunu söyleyemeyiz. Özür dilerim. Evet, bunu da eklemiş oldum. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Zannedersem sorularımız burada bitti hocam. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Var. Eklemek istediğim son şey şu. Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bir sohbet oldu. Umarım ki burada bizi toplam kaç kişi izledi bilmiyorum. Bir ara 68 kişi falandı. YouTube'da ne kadar izledi bilmiyorum. Hocam arkadaşlarımız oraya da bakıyordu ama şu an benim net bir bilgim yok maalesef. Peki her neyse kaç kişi izlediyse biz bunlara bu akşam
bir şey söyleyebildiysek ve bir ufuk açabildiysek çok çok mutlu olacağım. Ben en son şunu söyleyeyim. Kitabın 5. bölümü cehalet bilimi nasıl önlenir diyor. Yani cehalet bilimini önlemek için hangi mücadeleyi vermemiz gerektiği. Orada tabii Hacı Bayram Veli yazmışım ben. Hacı yanlış. Hacı değil, Hacı'ymış bu. Ben de bunu öğrendim. Yani kitabın yeniden bir elden geçirilmesi olursa Hacı yaparım. Çünkü Hacı büyük bilgili, üstad kişi. Çok büyük bilgiye sahip, topluma işte önderlik edebilecek kişi anlamına gelirmiş Hacı. Ve biz bu Hacı'yı Türkçe'de Hacı'ya dönüştürmüşüz işte. Yani Hacı Bayram Veli değil, Hacı Bayramı Veli. Bunu da söyleyeyim. Diyor ki Hacı, cahillerden sakınınız diyor. Dikkat ediniz, cahiller sizden ileride bulunmasın. Yani cahiller sizden ileride bulunuyorsa hepimiz için ciddi bir tehlike arz ediyor bu durum. İlim tahsil ediniz, ilim sahiplerine hürmet ediniz. Parayı, dünyalığınızı çok çalışarak helal kazanınız. Hakikati söylemekten korkmayınız diyor. Hakikati asla söylemekten korkmayacağız. Hakikati söylemeye devam edeceğiz. Ve bizim söylediğimiz hakikati öğrencilerimiz, gençler eminim ki bunu alıp daha ilerilere taşıyacaklar. Oturup düşünecekler. Kendilerini daha çok geliştirecekler. Yani çözüm dışarıda değil. Bizim çözümümüz içeride. Biz kendi evimizi restore etmemiz lazım. Bu evin damı akıyor. Damını kapatırız. Duvarları iyi çalışmıyor. Ne bileyim, kaloriferleri iyi yanmıyorsa havasını alırız. Kaloriferleri biraz daha iyi çalışabilir. Eğitim sistemimiz bozuk deyip geçemeyiz. Birçok ülkenin eğitim sistemi bozuk. İyi olan ülke sayısı az. Ama bizim hazmedemediğimiz, bizimki iyiydi. Yani kendi kendimize kötü hale getirdik. İyi olduğunu bildiklerimizi de bildiğimize göre, yani bir tecrübemiz de var bizim. Genetik kodlarımızda da var eğitimi düzgün yürütmek. Biz bunu yeniden yapabiliriz. Yani yeniden eğitimimizi falan geliştirip, ve bunu da kim yapacak? Siz yapacaksınız. Yani sizin kuşak yapacak, yaparsa. Sizin kuşak için de bu kitap minik bir şey düşünmeniz için. Yani nasıl düzelteceğinizle ilgili size ipuçlarını vermeye çalışıyor. Size dokunabildiysem ne mutlu bana. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hocam ben de kendim, ekip arkadaşlarım ve katılan pek çok kişi adına size tekrardan teşekkür ediyorum. Kitabın her sayfasını okurken gerçekten hani böyle her satırın altını çize çize okumak istediğim bir kitaptı. Gerçekten bizler için bu kaynağı yazdığınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kamerasını açabilecek arkadaşlarım varsa toplu bir fotoğraf alalım. Evet, alalım. Sonrasında hocam size bir şey daha söyleyeceğiz. Daha sonrasında bitirebiliriz. Tabii. Fotoğraf alacak arkadaşlarım alınca haber verirseler çok mutlu olurum. Evet. Açtı arkadaşlarımız kameralarını, açıyorlar. Biraz daha bekleyelim. Evet, daha açan olursa. Birkaç arkadaşa daha ihtiyacımız var. Alt sıraya. Evet, açıyorlar. Alalım istersen. Alıyorum şimdi, tamamdır. Aldım. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz size Mesleki Gelişim İletişim Öğrenci Topluluğu olarak küçük bir hediye vermek istiyoruz. Bunu da Beyza arkadaşım şu an ekranını paylaşırsa hocam. Tema Vakfı'na. Tema Vakfı. Ben de bunun fotoğrafını çekeyim. Tabii size ileteceğim hocam bunu zaten yayından sonra tekrar. Tamam. Şu evet. An
yayın görüntüsüyle birlikte aldım. Yayından sonra bana fotoğrafını iletirsen size ben de teşekkür ederim. Yapacağım. Karataş, Elazığ'da yoktu bir ağacım. Üç fidanım da orada oldu. Bunlar gerçekten çok önem veriyorum ben bunlara. Birçok konferanstan sonra Tema Vakfı'nın fidanları var. En azından dikili birçok ağacım var bu ülkenin birçok yerinde. Size de dokunabildiysem dediğim gibi ne mutlu bana. Ama ben inançlıyım, inanıyorum. Ve gerçekten de gerçekten bu ülke, bu Z kuşağı deyip bazılarının burun kıvırdığı bu Z kuşağı bir yere taşıyacak bu ülkeyi, ama size yol gösterecek doğru kanaat önderlerinin ortaya çıkması lazım. O yüzden kavga, kıyamet, ne oluyorsa, bazı öğrencilerim de bana kızıyorlar ben konuştuğum zaman, ama sonuna kadar ben yol göstermeye devam edeceğim. Hocam bizler de sizler gibi hocalarımız önümüzde olduğu sürece inşallah en güzel bir şekilde gelişip ilerlemeye çalışacağız. Ben tekrardan bizleri kırmayıp katıldığınız için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Katılan diğer arkadaşlarıma da vakitlerini ayırıp katıldıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım başka etkinliklerde yine görüşürüz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hepiniz sağlıkla kalın. İyi akşamlar hocam, çok teşekkür ederim.